Kıymetli seyirciler, çerçeveye hoş geldiniz efendim. Biz hayata ve insana dair meseleleri bir çerçeve içerisinde almaya devam ediyoruz kıymetli konuklarımızla birlikte. Ve ele aldığımız her konuda, her meselede referans noktamız tabii ki inancımız ve bu inancımız doğrultusunda şekillenen medeniyetimiz. Medeniyetimizle ilgili kıymetli Savaş Bakçın hocamızla defalarca farklı açılardan programlar yaptık. Bugün de Osmanlı eserleri üzerinden bir medeniyet okuması yapmak üzere kendisini stüdyomuzda ağırlıyoruz. Kıymetli Hocam, hoş safa geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın Mustafa. İyi ki geldiniz, şeref verdiniz. Allah razı olsun, ve şeref Her zaman bulduk. olduğu gibi çok zarifsiniz Kıymetli Hocam. Ee, hocam, Osmanlı ile ilgili evet ve medeniyetle ilgili çok fazla hı hı. E, program yaptık ve çok böyle e, Tabiri caizse somutluya somutluya birçok meseleyi Aslında bu ekranlardan e, gösterdik yine e, bugün de özellikle sizin hep söylediğiniz biz sadece Mimar Sinan'ın eserlerini konuşsak bir yıl boyunca program yapmamız gerekir evet. dediğiniz yere birazcık yaklaşalım istedik bugün birazcık da e, eserler üzerinden evet. konuyu ele alalım istedik. Tabii ki medeniyete herkes bir taraftan bakıyor. Sizin daha önce yine işaret ettiğiniz üzere yani bir e, diyelim ki ilahiyat tezinde bile e, Batılı müsteşliklerin referansları oluyor. Evet. Nereden baktığınız dolayısıyla meseleyi anlamak ve anlamlandırmak açısından çok önemli oluyor. Ben şöyle müsaadenizle bir soruyla başlayayım. Siz bugün medeniyete nereden bakacaksınız, nereden bakmayı tercih ediyorsunuz? Öncelikle teşekkür ederim güzel sözlerin için. Tabii medeniyetten bahsediyoruz. Fakat kişinin anladığını anlatması ve gördüğünü göstermesi bir maharettir. Biz o maharete belki sahip değiliz ama işte görsellik burada bir nimet oluyor. Her yerde değildir. Bazı şeylerin de görselleştirilmemesi esastır. Mesela bu temsili resimlere falan ben hiç hoş bakmam yani çok yanlış. Mimar Sinan'ın var mesela bir sürü. Hı hı. Ee, şu upuzun bir sakalı var, böyle garip bir tipi var falan. Hı hı. Şimdi diyeceksin ki Mimar Sinan yani kime benziyordu? Bilinmiyor ki resim yok, fotoğraf yok. Aa, birisi çizmiş. Genelde Cumhuriyet döneminde çizilen Osmanlı döneminin meşhurlarının e, temsili resimleri yalnız temsili resim denilen şey genelde gerçeklerine oldukça terstir. Yani yakın ve uzak demiyorum. Oldukça terstir. Kafamızda öyle e, silüetler kalıyor. Biz de bugün e, medeniyetin bu kafamızda kalan, tam böyle şekillenmeyen, bulut gibi olan halini biraz daha ete kemiğe büründürmek için, e, dostlarımızla paylaşmak için, onların da belki aklında e, bir iki küçük e, hatıra olarak kalabilecek, belki hayatlarında özellikle gençlerin, İş yaparken, düşünürken, oturup kalkarken, çalışırken e, alabilecekleri ibretler olabilir hepimiz için. E, ben almaya çalıştım, almaya çalışıyorum. Onları da inşallah dostlarımızla paylaşırız. Medeniyete nereden bakıyoruz? E, benim için medeniyet kulluktur. Yani hiç uzatmaya gerek yok. Ben aslında medeniyet kavramını da e, hani bu eş anlamlılık üzerinden ancak anlarım kulluktur, tevhiddir, bir mümin için böyledir. Yoksa mesela biz medeniyetin kulu değiliz. Ben medeniyete çalışmıyorum. Ben Allah'ın kulu olmaya çalışıyorum. Allah'a layık, Resul Efendimiz'e layık bir kul olmaya çalışıyorum. Olaylara da o ölçüler üzerinden bakmaya çalışıyorum. Hocam konuyu daha anlaşılabilir Kuru evet. adına müsaadenizle araya Tabii. girsem. E, medeniyeti medeniyet dediğinizde e, kulluğu anladığınızı söylediniz evet. bunun bir zıttı var mı Yani aksi ne o zaman e, Tabii ki mesela Roma medeniyeti hı hı. o da medeniyet bugün Batı medeniyeti o da medeniyet ama vahşeti sana hak gibi sunuyor Roma medeniyeti e, insanlar büyük statlar yapıp değil mi? Ee, içine aslanlara insanları parçalatarak veya iki insanın birbirini öldürülmesini seyrederek çekirdek çitleyip adamlar tezahürat yapıyordu. Bugünkü top karşılaşmaları gibi. Ne kadar şimdi, aslında dehşetli bir mesele. Evet bu da medeniyet. kuş evi de medeniyet. Yani şimdi dolayısıyla burada ölçü ne? Medeniyeliğin ölçüsü ne? Elbette bir mümin için yine tevhiddir. Yine Allah'ın ve Resulullah'ın ölçüsüdür. Biz hep bunun altını çizmeye çalışıyoruz. Evet, medeniyet kabul edilebilir bir tariftir ama bir tariftir. Bunu unutmayalım. Mukaddes ve mübarek bir şey değildir. Yani medeniyet değil ona zedeniyet de diyebilirsin. Yani çünkü o sosyolojik bir tabirdir. Peki içeriği yok mu? Tabii ki var. Yani anlamı yok mu? Tabii ki var. O anlam bizimle irtibatlı mı? Elbette irtibatlı. Fakat o anlam kulluk anlamıdır. Onu işaret etmeye çalışıyorum. Medeniyetin kendi başına bir kıymeti yok. Kulluk medeniyeti olunca kıymeti var. O zaman da e, kulluğa tabi olmayan Allah'a iman etmemiş, tam tersi isyan etmiş. Kavimlerin de meydana getirdikleri büyük eserler, çarpıcı bir takım usuller, güçlü devletler, e, sistemler, bu gibi şeyler, evet etkileyici olabilir. Onlardan biz hikmet almaya çalışırız. Fakat hak olduklarını düşünmeyiz. Çünkü hak olup olmamak Allah'a ne kadar uyup uyumamakla ilgili birdir. Bizim medeniyet Endülüs'ten tutun, Orta Asya'ya kadar, Hint'ten tutun, efendim Magrib'e kadar, Osmanlı'ya kadar, bizim medeniyetlerimizin hepsinin temel özelliği yol olarak, çıta olarak, standart olarak e, İslam'ı, imanı, ahlakı, benimsemiş olmaları. Yani yaşamak için yaşamak değil. Güç kazanmak için güç kazanmak değil. Büyük eserler yapmışlar desinler diye değil. O yüzden o nokta bence çok vurgulanması gereken bir nokta. Çünkü Allah'a şükür diyelim ki bir 40-50 sene evvel medeniyet dendiğinde sadece batıyı anlama durumundan biraz çıktık bu toplum olarak. Yani şimdi evet kendi medeniyetimiz diyoruz, İslam medeniyeti diyoruz, Osmanlı medeniyeti diyoruz. Bunlar daha gündeme geldi. Fakat bu sefer de medeniyetin klişeleşme tehlikesi ortaya çıktı. Yani bu kavram sanki kendi başına kıymetliymiş ve kendi başına yeterliymiş gibi görüyoruz. Öyle değildir. Ölçüsü Allah ve Resulünün ölçüsü olan şeye biz medeniyet diyoruz. Hı hı. Diğerlerine demiyoruz. Kim ne derse desin. Burada galiba iş şuraya da gelecek. Özellikle eserler üzerinden konuştuğumuzda her eser e, onun bir inşa edeni, bir yapanı, bir hazırlayanı var. Sadece Süleymaniye vardır. Külliyesi üzerinden konuşacağız. Bakın o, o bile kafi. İstanbul'da evet. bir yer bu biliyorsun. Evet. Süleymaniye evet. diye bir yer var. Orada tarihi tamam. bir eser var. Ee, Mimar Sinan. O bile kafi. Yani üzerinden evet. bunları anlatabilmek için. Bir eser ve Mimar Sinan'ın bir eser Mimarsınan. Mimarsınan bir üzerinden evet. konuşacağız. Dolayısıyla iş, e, medeniyet inşa etmek dendiğinde iş ister istemez... Konuşmaya, bilmeye, görmeye değil yaşamaya doğrudan geliyor ee, ve insana geliyor Kesinlikle. yine temelde yapan tabii. eden. Öyleyse buyurun başlayalım hocam. E başlayalım. İlk resmi zaten arkadaşlar gösterirse bu Hı -hı. Süleymaniye Külliyesi'nin e, havadan bir fotoğrafı. Bize aslında konuşacağımız e, şeylerin bir çerçevesini, senin programın adı gibi Hı -hı. Mustafa, e, çerçeve bu bir külliye cami değil sadece cami külliyenin bir parçası merkezi evet hı hı. her zaman öyledir eksiltmeler var mı hocam ee, yani Nasıl, bugüne gelmiş mi bütün genelde yapıldığı gelmiş. haliyle evet. gelmişti yani birkaç mi? Bütün yapı, yapı bildiğim kadarıyla yıkılmış vakti zamanda ama hı hı. hemen hemen muhafaza edilmiş bir külliyedir hı hı. bu şimdi dikkat edelim burada cami var çevresinde böyle kubbeli bir takım sıralı binalar var burada külliye denmesi ilginçtir. İşte buna batılılar kampus derler. Sonra bizimkiler uydurukça yerleşke kelimesi çıkarttılar. Hı hı. Hatta bugün bakıyordum internetten size resim seçeyim diye. Ee, Süleymaniye yerleşkesi diye bir şey bile çıktı karşıma. Yani külliye külliyedir. Yerleşke bilmiyorum. Kampusu biliyorum. Kampüstür hı hı. asıl o da. Şimdi burası bir külliye. Yani Allah'a ibadet edilen, Allah'ın e, beyti olan bir mescidin, bir caminin çevresinde bir takım ilim, hayır, yardım, dayanışma kurumlarının sıralandığı bir yer. Bunun içinde ticaret de var. Yani Aras'ta var mesela, onun alt tarafı Aras'tadır. Upuzun bir çarşı sokağı var onun, dükkanlar var. İçinde hazire var, caminin arka tarafı bir mezarlıktır, ona hazire diyoruz. E, camilerin kıble tarafında olan e, mezarlara haziresi var. Orada biraz sonra planlı göstereceğim Mustafacığım. Nerede ne var ismen göstereceğiz. E, birçok medrese var. İhtisas medreseleri var. Darül Hadis var. E, efendim Kurra e, medresesi var. Muhtelif medrese, Rabi falan filan medreseleri var. Sıbyan mektebi var. Hı hı. Çocukların okuduğu okul var tabhane var. Yani insanların misafir edildiği İstanbul'a geldin. Otel falan yok. Ya bir handa kalacaksın. O kadar da insanların gelip kalacağı hanlar olmayabilir. Paran yok. Hana çünkü parayla girmen gerekir. Adam onu da düşünmüş. Bir kere bu tabii Kanuni'nin yaptırdığı bir hayır eseri. Onun vakfı. Kimin? Kanuni Sultan Süleyman. Süleymaniye ismi oradan geliyor yani. Süleyman'ın hayrı bu. Bir hayır eseri. Devlet eseri değil. Çünkü genel bütçeden yapılmıyor. Şimdi bak oralara girersek çok acayip şeyler var. günümüzle ilgili, bugünkü yaşadığımız, algıladığımız dünya ile ilgili acayip ibretler var. Bunlara hemen mesela başlayalım. Bu gördüğünüz devasa yapı adamın kendi cebinden yaptırdığı bir şey. Vakıf. Hemen şu soru gelebilir mi hocam? Yani evet. padişah zaten her yer onun Cebi demek zaten her şey demek. <laughs> evet. Dolayısıyla biz bundan ne anlayacağız? Hayır. Padişahın e, Padişah her şeye sahip değil. Hı hı. Şimdi çok ilginç bir hukuki yapı vardır e, İslam devletlerinde. O da yine şeriate dayanan bir şeydir. Yani miri malı denen bir şey vardır. E, baştaki hanedan eğer hanedansa genelde hanedandır. O zaman dünyada herkes hanedan. Bir de o da var. Yani krallık olmayan bir yer yok. Eee Sultanlar da aslında dükkanın işletmecisi gibidir. Yani çünkü şöyle benzetelim. Bir hanedanın devleti, Osmanlı hanedanı. CEO gibi mi hocam? Aynen öyle. Yani. O, hmm. o anda e, onun yönetendir. Onun bütün mülküne sahip olan değildir. Ama mülk üzerinde tasarrufu vardır. Peki mülk üzerindeki tasarrufu bir şeyleri kendi zimmetine geçirmeyi e, caiz kılıyor mu? Kılmıyor. Savaştaki ganimetler hariç. O da şeriat'e göre, pençik usulüne göre, işte beşte bir usulüne göre vesaire aldığı için e, gazilere dağıtılıyor falan. Onlar hepsi sıradan yapılan şeyler. Peki bu nereden yapılıyor? Bu hazine-i hassa'dan yapılıyor. Yani padişahın kendi serveti ne? Hazine-i hassa deniliyor. E, i̇nsanlardan toplanan bütçe, vergiler bundan ayrıdır. Onlar devlet hizmetlerinde, umumi hizmetlerde kullanılır. Padişahın kendi geliri vakfında kullanır, kendi hayır işlerinde kullanır. Millete hediye dağıtıyor. Her sene devlet görevlerine samur kürk verir efendim yararlılığına göre. Çok iyi çalıştın Mustafa. Sana al bakayım işte bilmem ne kumaşı, denizli çok pahalı kumaşlar. O dönemde bunlar var. Mesela bugün nasıl? Bir bürokrat e, yurt dışına gidiyor, diplomatik görüşmeler yapacak. E Tabii ki Türkiye'yi çok iyi temsil etmesi lazım. Hemen pembe incili kaftan hikayesi aklınıza gelsin. E, ama kıyafetin garibanın hani e, maaşıyla alabileceği bir kıyafet belli bir standartta olur. E, bizim şu anda mesela devletimizde öyle bir destek yok. Ben 30 sene devlette görev yaptım. Mesela şunu demezler ya bu adam Avrupa müzakere yetinde veya şu efendim şuraya gidiyor. E, biz buna bir kıyafet aldıralım yani Türkiye'nin en iyi kıyafetlerini giysin adam gitsin. Ee, öyle bir şey yok Osmanlı'da o var yani. Yani öyle bir anlatınız ki ben devletimiz de bu konuya çok dikkat ediyor diye devam edeceksiniz diye bekledim. Hocam. Yani Sen şöyle biraz... tabii şimdi bu kadar hengamın içinde bu mevzuda nereden çıktı demesin dostlarımız da hı hı. bu bazı şeyleri gösteriyor yani Osmanlı onu da düşünüyor çok detaycı çünkü Osmanlılar yani senin kaftanının rengi bile ona göre belirleniyor insanları karşılama protokolleri ona göre belirleniyor. Ee, i̇zzet, izzeti göstermeye yönelik şeyler. Yani bir mü'min o seviyede olur. Bu lüks demek değil, yanlış anlaşılmasın. Çünkü o adamlar evlerine gidince entariyle oturuyorlar. Namazı o kavuklarıyla kılmıyorlar herhalde, siz de öyle sanmıyorsunuz. Evet, böyle devasa kavukları var padişahların. Büyüdükçe makamı da büyüdüğünü gösteriyor. Tamam o dönemki anlayış şöyle. fakat herhalde o kavukla namaz kılacak hali yok. Onun altında onun zaten takkesi var. O kavu çıkarıyor, kaftanını da çıkarıyor, o sade bir kıyafetle mesela namazını kılar. Bunu nereden anlarsın? Topkapı Sarayı'na gidersen hı hı. padişahların kıyafetlerinin sergilendiği yerler var. İbret gözüyle bakalım, hep söylerim. Nazarı pazara, pazarı da nazara çevirmek lazım. Biz bu nazar pek işini bilmiyoruz. Yani nasıl bakılacağını bilmiyoruz. Halbuki göz hikmetin penceresidir. Göz insana çok şey anlatır. Bakmayı bilmek lazım. E şimdi oraya gidip bakınca mesela Kanuni'nin orada yemek yeme takımları var abi. Sergileniyor. Binlerce insan, on binlerce insan onun önünden geçiyor. Bir ibret nazarıyla düşün. Allah Allah bu adam dünya idare eden adam. Korkunç zengin bir adam. Çok güçlü bir adam. Bir bakıyorsun tahta kaşık, tahta tabaktan yemek yiyor adam. Aa, bu adam niye böyle yapıyor? Kendi kendine bu eziyeti niye yapıyor yani? Bu kadar zengin bir adam. i̇şte Osmanlı'daki ahlakı nerede yakalayacaksın? Böyle ayrıntılarda. Kıyafeti sergileniyor. O evine gidince evi neresi padişahın? Harem. Padişahın şeyin, sarayın haremi onun evi. E, o yüzden oraya kimse giremez. Çünkü onun evi. Yani ancak özel görevliler var. Onların da sınırları vardır. Padişah'ın yatak odasına gidin bakın. Sergileniyor abi. Açık. Yani gidip görebilirsiniz. Yemin ediyorum beni koysam ben orada iki saat duramam. Daralırım, kaçarım orada. Bodrum katta yatıyor adam. Penceresiz bir yerde yatıyor. Yerde yatıyor. Aynen yer yatağı. Herhangi bir Bosna'daki bir Müslümanın yatağı gibidir. Yemek yemesi Halep'teki bir Müslümanın yemek yemesi gibidir. Peki bu tevazu nereden geliyor? Mesele bu. Bu tevazu yani en güçlü bir insan bile bu tevazuyla yetişmiş demek ki. Birileri onu yetiştirmiş. Çünkü şunu çok iyi biliyorlar. Mü'min mütevazı olur. Mü'mine karşı. Tabii ve kendi hayatında. Hı hı. Fakat devlet idaresinde özellikle mü'min olmayanlara karşı muamelede elbette belli bir izzeti muhafaza etmesi lazım. O yüzden onlar aynı kıyafetle gezmiyorlar sabah akşam. Evlerinde de öyle kabuklarla oturmuyorlar yani böyle kaftanlarla. Bayağı entariyle oturuyorlar. Hı -hı. Tabii ki onların entarileri başkalarınkine pek benzemiyor. Biraz daha alacalı, beleceli. E hazine e, tabii ki hayır işleri daha ziyade. yaptırdı bunu. Bir Hı -hı. kuruş Hı -hı. kimsenin katkısı yok. Bir kuruş devlet bütçesinden para yok. O yüzden ben hep söylerim. Ben Süleymaniye Camii'ni 1980 galiba 2'de ilk defa gördüm. O günden beri aşığımdır. Ee, hani dünyada bu kadar cami gördüm. Ee, en çok etkilendiğim yer orası. Ee, orada ben başka bir şey hissediyorum. Yani bu helal para derler ya hani helal para ben belli onu olur. Evet hocam. O çok belli olur evet. abi. Gerçekten belli oluyor ki kanuni dönemi eleştirilen bir dönemdir. Yani ben Halil Nalcık Hoca'nın Osmanlı Ansiklopedisi'ne yazdığı kanuni dönemini İngilizceye tercüme etmiştim. Yıllar yıllar evvel. O vesileyle de Halil Hoca'nın kanuni dönemini anlatmasından tabii çok istifade ettim Halil İnalcı'nın. Ee, yani o dönem aynı zamanda hani yozlaşmaların artık baş gösterdiği, görünür hale geldi, rüşvetin vesaire bir zaman. Fakat bu çıta hep üste tutuluyor. Sonuna kadar Osmanlı'da. Bu çok önemli. Külliye olması çok önemli. Bakın mesela orada ne diyorum? Cami var merkezde. İnsanlar sadece camiye gelmiyor orada. Yani namaz kılmaya, e, hutbe dinlemeye bunlar dinimizin rükünleri tabii ki. Gelmiyorlar. Aynı zamanda kenarında çarşı var ticaret. Örnek nereden? Medine'den. Resulullah Efendimiz e, Medine'yi teşrif ettiklerinde e, mescidi inşa ediyor ve pazarı ıslah ediyor. Medine pazarındaki haraçları kaldırıyor. Hı hı. Yani bakın bu bu usuller hani söylenmese de sünnetten nasıl beslenildiğini, onu aslında hayat tarzı haline getirildiğini gösteriyor. Yine mesela orada Sıbyan Mektebi var. Fakat Sıbyan Mektebi'nin yeri, biraz sonra onu plan üzerinde daha güzel göreceksiniz. Neresi Sıbyan Mektebi? Mesela çocukların bulunduğu yer köşedir. Çünkü diğerleriyle karışmaz. Diğerleri medresede okuyanlar falan, onlar hep yetişkin insanların genelde olduğu. Sıbyan Mektebi'nin yeri bile özel belirlenmiştir. O külliyenin hiç öyle, öylesine dağıtılmamış yani. Orada mesela ziyafethane de var. Gelen gariplere yemek de dağıtılıyor. İbaret evet. Hane bakın mi? burada çıktı. Evet. Plan arkadaşlar sağ olsunlar hemen buldular. Lebdemeden leblebi maşallah. şimdi plana baktığınız zaman bakın külliye dediğimiz bunlardan ibaret. Bugün farklı şeylerle kullanılıyorlar, işlevlerle çevredeki medreseler özellikle. burada yok yok abi. Şimdi Osmanlı'da mesela imarethane vardı. Orada da var. Ee, fakirlere, yolculara, misafirlere sen abi Osmanlı'da aç kalmazsın. Param yok diye lokantaların camından camın kanından burnunu yapıştırıp içeriye bakmazsın. Çünkü mutlaka bir yerdeki külliyede, bir yerdeki imarethanede günde iki öğün, sünnet öğünler. Yani bakın buna da dikkat edin. Sabah namazından sonra verilir, ikindi namazından sonra. İki öğün yemek vardır. Hatta bunun devam ettirildiği Eyüp Sultan'da hala e, bir valide sultan ee, külliyesi var orada. Ee, orada hala devam ettiriliyor sağ olsunlar vakıflar genel müdürlüğü. Orada günde iki kere Türkiye'nin muhtelif yerlerinde çıkarıyorlar. Çok güzel bir şey. Vakfı yaşatmak esas zaten. O çünkü ebedi olarak yani kıyamete kadar e, bağışlanmış. Adam kendi servetini diyor ki ben yemeyim Benim tanımadığım insanlarıyız. Yani kanuni vefat etti gitti. E şimdi orada namaz kılanı, efendim oraya gelip oturanı, kalkanı, e, Süleymaniye Kütüphanesi var. Çok büyük yazma eserler kütüphanesi. Orada gelip çalışan insanlar hepsi belki Kanuni'yi hatırlamıyorlar yani. Ama aslında onun ikramı olan bir şeyi yiyorlar, bir şeyi yaşıyorlar, bir şeyin içindeler. Ne kadar büyük bir duygu. Yani insanın kendi hepsini bu kadar geriye çekip Allah için bir feragatte bulunması. Hele o servet sahibi olanı. Çok önemli bir şey. Burada ibretler çok fazla külliye olduğunu söyledik. E, bugün de bu külliye kavramını aklımızda tutmamız lazım. Çok işlevlilik. Hı hı. Yani bir okul mu yapıyorsunuz? E, okul okul olarak sadece yapma. Okulun yanında başka bir şey daha koy. Ticari bir kısım da olabilir. Ama o zaman okula doğru bakmamalıdır, dışarıya doğru bakmalıdır. Nitekim mesela bizim İslam şehirlerinde meydan yoktur. Bu meydan kavramı bize Tanzimatla gelmiştir. Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya, İngiltere'den gördükleri için bir takım geniş alanlar, meydanlar yapmışlardır. Bizde meydan olamıyor çünkü mahalleler zaten komşuluk esasına göre yapıldığı için iç içedir. Yani böyle büyük boşluklar yoktur. Çıkma sokaklar çok fazladır. Bunu da bizim modern şehir tarihçileri Cumhuriyet döneminde onu da yanlış anlamışlar. Demişler ki ya bu Osmanlılar'da hiç kafa yok yani. <laughs> ...kardeşim niye çıkmaz sokak yapıyorsun? Yani e, burada bir şey olsa e, çıkıp gidemiyorsun, yoldan devam edemiyorsun. Kötü bir şey. Halbuki çıkmaz sokağın bir elbette makul bir sebebi var. Her şey senin kafanda değil. Dünyada senin kafana sığmayan işler de var. Nedir o? Orası bir komşuluk alanı olduğu için bir evin uzantısı gibidir. Yani Osmanlı'da çıkmaz sokak komşuluğun paylaşıldığı yerdir. Orada çocuklar güzelce oynar... Hanımlar birbirlerini ziyaret eder. Yani orası mahrem alanın, komşuların birbirlerine olan desteklerinin e, ilişkilendiği bir yerdir. Peki meydanlımsı yerler nereler? İster Buhara'da, ister e, Gırnata'da, Granada'da, bugünkü İspanya'da, ister Kahire'de, ister İstanbul'da, ister Bosna'da. Nereye giderseniz gidin, meydanın gibi olan yerler bir kenarında Ulu Cami'nin onun yanında bir medresenin onun yanında bir bezzazistanın bezazistanın veya işte biz bedesten diyoruz. çarşı diyelim. Çarşı'nın bulunduğu açıklığın adıdır. Orası da zaten genelde Ulu Cami'nin dış avlusudur. Yani cemaat taşınca kılınan yerdir. O yüzden Süleymaniye Camii bir meydan değil. Herhangi bir meydana bakmıyor. Şu açıklık, evet e, eski fotoğraflarda da vardır. Yani değil mi kendisi böyle e, apaçık görebiliyor etrafı hmm. böyle mahallelerle değil. Çünkü burası özellikle seçilmiş bir yer. O zaman orada böyle bir mahalle yok. Hatta mahalle olup evlerin yıkılması gerekirse bile Sultanahmet Camii yapılırken o yapıldı. Süleymaniye'yi bilmiyorum. Ama Sultanahmet Camii'nde e, mahallenin belli bir kısmı yıkılması gerekti. Onu da satın alarak ancak yıkabilir. Hatta... Yavuz Sultan Selim'in de biliyorsun meşhur e, olayları var. Zembillah Efendi merhumun e, Şeyhülislam İslam olduğu zaman işte bir Musevi'nin evini bağışlamasını istiyor. E, buraya cami yapılacak diyor. Belki de Selimiye cami yani Yavuz Selim Camii. E, Yahudi de diyor ki satmıyorum diyor. Vermiyorum arazi. Lan Nasıl vermez falan. Gelip Yavuz'a söyleyince de Yavuz biraz e, asabi bir insan. Nasıl vermez ya falan. O zaman gidin el koyun diyor. Atın onu da diyor toprağından. Bunu zembilli duyunca diyor ki yapamazsınız. Niçin? Caiz değil. Zulüm olur. Zulüm toprağının üzerine Allah'a ibadet edilen yer yapılamaz. Şimdi bu ölçüler yani Osmanlı'da eğer büyük olan bir devir varsa var. İnsanlığa hala örnek olan şu anda konuştuğumuz gibi günümüzde de ders çıkarabileceğim şeyler varsa ki var onların aslında temellerinin de kulluk olduğunu anlıyoruz. Yani Kur'an'a ve sünnete uymak, adaleti üstün tutmak, insanların haklarını gözetmek, zulümden kaçınmak. Bunlar çok önemli şeyler abi. Külliye kavramı bugün de aklımızda tutmamız gereken bir şey. Bakın ticaret merkezi, Allah'a ibadet edilen yer ve ilim her zaman bir üçgen halinde. Bu meydan yerine konulan açıklıklar, bu üçünün arasındaki açıklıktır. İnsanlar buralarda e, kalabalıklar gelir gider, iş yaparlar, ibadet ederler, ilim öğrenirler, ilim alimleri dinlerler, sorarlar vesaire. O yüzden e, tabi kanuni'nin kendi cebinden cebi humayun, cebi humayun denir veya hazineyi hassa denir, yaptırılan bir yer. Orada kanuni'nin de türbesi var, arka tarafta çok sevdiği hanımı Hürrem Sultan'ın da türbesi var. Bunların birbirlerine yazdıkları mektuplar yayınlandı. Çok ilginç, birbirlerini çok seven bir eşlermiş. Hürrem Sultan bu arada çok hayırsever bir insandır. Mekke'de, Kudüs'te, Medine'de çok vakfı vardır. Vehhabiler onların çoğunu yıktılar son yüzyıl içinde. Fakat ben Medine'de mesela su yollarını gördüm hala ayakta. Kudüs'te yaptırdığı sebiller, medreseler, imarethane bunlar ayakta hizmet görüyorlar. Allah rahmet etsin. Yani bu hayır işi özendirilen bir şey abi. Yani bu vakıf olayını anlamamız lazım. Biz vakıf deyince tabii ki işte hayır için yapılan bir zenginin malını insanlara e, kıyamete diyeyim. kadar e, bir onların işinde bir e, parayla yapabilecekleri bir şey bedava istifade edecekleri bir yapı olarak görüyoruz. İşte sebildir, camidir, medir. Aslında hemen hemen vakıf olmayan bir şey yok. Bakın insanlar piknik yapsın diye çayırını vakfeden var. Bu Osmanlı'daki vakıfları taadat eden Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çok e, güzel, şirin bir kitabı vardır. İnternette pdf olarak var. İnsanlar lütfen indirsinler, baksınlar. Osmanlı'da vakıflar diye inanamazlar. İşte leylekler biliyorsun icret ediyorlar, bacakları, kolları kırılıyor, kanatları. Onları e, hastaneye yapalım diyor. İşte Gurabahane-i laklakan Ahmet Haşimin meşhur kitabında adı. Bursa'da yenilerde diriltildi, ihya edildi Hı. binası. Ödemiş'te ee, de vardı hocam. Efendim. O leylekler vakfı ödemişte de var. Var değil mi? Birçok yerde vardır. Bir çok yerde var. Aslında onlar örnekleri koymuşlar. Hı hı hı. Hepsini koymaları mümkün değil. Çünkü on binlerce vakıf var. Şey yani. vardı hocam. Parasını kaybeden çocuklar vakıfı. Bravo. Vakıf var. Bursa'da galiba o. Adam birisi e, sokakta yürürken bakıyor bir tane çocuk ağlıyor. Ne oldu yavrum niye ağlıyorsun falan. E, annem diyor bana para verdi. Bakkala git şunu al diye. Yolda paramı kaybettim amca diyor. Ona ağlıyorum. Ben şimdi ne yapacağım? Hemen çocuk, çocuğa veriyor parasını. Sonra adam gidiyor, vakfını kuruyor. Yani o vakıf biliniyor. Paranı kaybeden gidiyorsun, oradan haçlığını alıyorsun, gidiyorsun, veriyorsun. Şimdi devlet binaları bile vakıftır. Yani ya padişah vakıflarıdır, hı hı. ya bir sadrazam vakıf, özellikle Sokollu Mehmet Paşa, bunlar çok vakıfları olan insanlar. Köprülü, Osmanlı coğrafyasını düşünün yalnız. Biz sadece İstanbul'dan bahsetmiyoruz. Hı hı. Ee, yani Saraybosna'dan Bostan, tutun evet. Mekke Medineye kadar bu bunlar var. İşte Beşir Ağa vardır, meşhurları böyle çok fazla yapanlar. Mihrimah Sultan, <laughs> Kanuni'nin sevgili kızı. iki tane cami yaptırmış aynı e, mimara, mimar Sinana. Çünkü mimar Sinan aslında mimar diyoruz ama e, evet mimar tabii ki meslekten aslında o dönemin şehircilik Bakanı Ser Mimaran. Hmm. Ee, öyle anlamak lazım. Yani e, herhangi bir mimar değil. O padişahın ve padişah ailesinin özellikle ve sadrazamların işte sokollu gibi yaptıracağı eserlerin nasıl yapılacağını, hangi ekip tarafından yapılacağını, nerede yapılacağını hangi usullerle, hangi planla e, tasarımla yapılacağını nihai olarak karar veren adam. Öyle tek başına gezmiyor. E, ekibi var adamı, yani bakanlığı var adamın. Emrinde bir sürü mimar çalışıyor ve ilginç olanı biliyorsun o mimarla bayağı ileri bir yaşta başlamıştır. E, mimar Sinan. Zaten Mimar Sinan bahsine de burada girelim e, yeri gelmişken çok kıymetli bir insan. E, biz şimdi hemen şöyle diyor e, abi işte eskiden böyle adamlar yaşam. Dahi adam abi. E, ben de yok ki bizde kafa yok, akıllı yok. Okuduğumu anlayamıyorum, iki gün sonra unutuyorum. Hemen kendimizi böyle e ben zaten iş yapamam ki. Benden iş beklemeyin. Ben sadece konuşurum, alkışlarım, başka bir işim yok. Öyle değil. Allahu Teala herkese en az bir kabiliyet vermiştir. Ben de hiç kabiliyet yok diyen Allah'a bence mühtan eder. Çünkü Allahu Teala'nın kıymetlendirmediği hiçbir varlığı yoktur. Rabbim herkese hele insana en aziz varlık olarak insana inanılmaz hassalar, hasletler vermiştir. Kişinin onun farkına varması, keşfetmesi ve onun üzerine gayret etmesi kulluğunun şanıdır. Kulluk budur aslında. Rabbim akıl vermiş. Müthiş bir nimettir. E onu nerede kullanacaksın? Önce iman etmede kullanacaksın. Tabii ki elhamdülillah müminiz. Peki sonra yapacağım bütün hayırlı işlerde hayatını idame ettirirken de herkes gibi yani herkes işte bakkallar var ben de bakkalım. E o oradan para kazanıyor. Biz de buradan işte ekmeğimizi kazanıyoruz. İyi de Allah için yapıyorsun. Allah için yapıyorsan Allah'a göre yapmalısın. O zaman ilim farzı ortaya çıkıyor. İlim de çok büyük bir nimet. Çünkü ilim sana Allah'ın neyi sevdiğini ve neyi sevmediğini öğretiyor. Sevdiklerine yapışıyorsun, sevmediklerinden kaçınıyorsun. O zaman kamil bir insan oluyorsun. Allah'ın sevdiği ve sevdirdiği bir insan oluyoruz. Aslında bu kadar da basit. Basit diyoruz zaten basit değil. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> mesele zaten o yolda ilerleyebilmek, onu asla unutmamak. Şimdi Mimar Sinan da ben bir kulluk örneği olarak anlatıyorum gerçekten. Çünkü hatta keşke onun resimlerini getirmedim ama e, dostlarımız internette sonra da not alsınlar, bulurlar. Bir baksınlar, bir hani dedik ya ibret nazarıyla, bir hikmet nazarıyla bakmak lazım. Aynı yıl 59 yaşındayken Mimar Sinan, kendisi 59 yaşında. Aynı yıl Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii, İskele Camii denir. Onu yapıyor ve Şehzade Camii'ni yapıyor. Şehzade Camii'ne çıraklık eserim demiş. Yani güzel kardeşim adam çıraklık eseri diyor. Allah aşkına bir Şehzade Camii'ne bak bir de çıraklık kavramını düşün. Ya onun çıraklıkla ne alakası? Adam tevazu göstermek için onu söylüyor. Bizimkiler de bunu ciddiye alıyorlar efendim Mimar Sinan'ın çıraklık eseri. Ya sen şaka mı yapıyorsun? <laughs> ne çıraklığı? İnanılmaz bir eserdir. O bir şaheserdir yani. Her şeyi. bitirme ödevi değil o. O kendisi o yani mütevazı olduğu şeyle. için işte efendim yani. ben ancak mesleğimi işte yani. kalfalığımı Süleymaniye'de yapabildim. Selimiye'de de hani ustalığa geçtim denilebilir. Adam kendisi tevazudan öyle söylüyor. Senin de o kadar tevazu sahibi olman gerekmiyor. O adam. Korkunç bir adam, müthiş bir adam. Ya da esere baktığında diyeceksin ki yani çıraklığı böyleyse. Yani. Zaten Mustafa. öyle abi. yani. Bu, Çıraklık bu, bu, evvelinde ne yapıyordu ben. bu adam? Onlar da var. Şimdi <laughs> Şehzade Camii'ni Mustafa'cığım onun bir resmine baksınlar. <laughs> Aynı yıl yaptı. Mihrimah Sultan Camii Üsküdar'daki ikisini yan yana koysunlar. Mimar Sinan'dan bir bugün için kendimiz için hepimiz teker teker bir ibret alalım, ders alalım. Bu akşam. Nedir o? Aynı yıl iki ayrı yerde, aynı şehirde, iki ayrı yerde cami yapıyor, bir eser ortaya koyuyor. İkisinin de birbirine bir alakası yok. Hı hı. Kopyalamayı bilmiyor mu bu adam? Aynı zamanda mühendis. Al kardeşim, projeleri var. Bu projeyi al, nerede yapıyorsunuz? Üsküdar. Tamam biz yaptık zaten şehzade, babasını yaptık. Al bunun yavrusunu da git oraya yap. Diyebilir mi? Diğer der tabii. Yapıyor mu? Yapmıyor. Neden? Çünkü kulun iki günü birbirine eşit değildir. Bak Eyvallah ahlakından belli. Ahlakını nereden görüyoruz? Eserinden görüyoruz. Hocam kısa bir ara verelim. Eyvallah. E, Mimar Sinan Hazretleri'nin konuşmaya devam edilmiş. Eyvallah. çerçevede Kıymetli Hocam Savaş ile birlikte Süleymaniye Külliyesi üzerinden e, medeniyet okumasını, is İslam eserlerini, Müslümanların yapmış olduğu eserleri e, inceliyoruz detaylarıyla. İlk bölümde hocam e, bir girizgah yaptık külliyeyi. Evet. E, planlarını da gördük ve Mimar Sinan'dan e, aslında bahsediyordunuz. 59 yaşında yapmış olduğu aynı anda. yapmış olduğu Aynı yıl yaptığı iki aynı cami. yapmış olduğu iki camiyi. E, bize bir tür ödev olarak aslında vermiş oldu. Bakalım bu arada bakan kardeşlerimiz oldu mu? Hı -hı. Çünkü ilmin en sağlamı anında elde edilenidir. Yani merak ettiğinizi sakın ertelemeyin. Gençlere tavsiye edeyim. Hı -hı. Bir şey aklınıza düştü mü? Acaba bu neymiş? Hı -hı. Hemen o anda. En kısa zamanda onu öğrenin. O, o zaman hı. o çelik gibi olur. Hı -hı. Sonra ertelerseniz o gevşek olur. Aslında bu bütün iyilikler için geçerli. Hepsi bir şey, için değil mi? Hocam? evet. 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 Yani ilim de en büyük farz olduğu için. Büyüklerden bir zat öyle demişti hocam. Onu müsaadenizle paylaşıyorum. Şey, şey, e, Bizimle sizin aranızda aslında bir fark yok. Aynıyız. yani insanız. Hı -hı. Sadece şöyle belki küçük bir fark vardır siz aklınıza iyi bir şey geldiği zaman onu erteliyorsunuz. Kötü bir şey geldiğinde onu hemen yapıyorsunuz. Doğru. Biz ise aklımıza kötü bir şey geldiğinde onu erteliyoruz. İyi bir şey geldiğinde hemen yapıyoruz. Aa, çok güzel bir şeymiş. Maşallah. Bizim için de inşallah bir şifa olur. Şimdi yönetmen arkadaşımızdan 5 numaralı resmi alırsak onu da Hı -hı. dostlarımıza paylaşalım. Onun üzerinde biraz konuşalım. Burada gördüğümüz eee Süleymaniye'nin maketi Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna getiriliyor. Adam sonuçta camiyi yaptırıyor. İyi de diyor nasıl bir cami yapacaksın? Mimar Sinan bakın bu bir maket. İnsanlar taşıyorlar. Belli bir ölçekli <laughs> maket. Şimdi bizde bunlar pek aklımıza gelmiyor. Yani diyoruz ki Süleymaniye ne kadar güzel, harika, mimarisi çok güzel, işte bir sürü binalar var, her biri bir vakıf, her biri bir hayır eseri. Çok güzel. Ama bunların da akılla yapıldığını, bilimle yapıldığını unutmayalım. Hı -hı. Yani mimaristan gelip boşluğa şöyle demiyor. Abi şuraya bir kubbe koy. Şuralara da minare koyalım. Üç tane de yan minare koy. falan Öyle bir şey yok. Yani hesap kitap işi bunlar. Yoksa o iki sene değil iki gün duramaz. Öyle bir inşaat. Bunun inanılmaz bilimle e, iç içe olduğunu unutmamamız lazım. Bakın böyle bir yapı şu anda kaç asır oluyor? Yaklaşık 5 asırdır ayakta duruyor. Ee, İstanbul gibi depremleri olan ve bu yapıldıktan sonra da pek çok deprem geçirmiş. Çok ciddi 1600'lerdeki evet. mesela. Çok yıkıcı bir deprem. Ee, orada muhtelif e, arızalar olsa da bu cami ve pek çoğu sadece camiler değil medreseler ve diğer bütün yapılar ayakta duruyor. Demek ki bunların yapılma hesapları sağlanmış. <laughs> Hatta bu Süleymaniye'nin yapıldığı tepe aslında gevşek zeminli bir tepeymiş. Altı balçıkmış. Hatta onunla ilgili de bir rivayet vardır. İşte e, hafriyat yapılıyor. Caminin e, yapılacağı alan e, kazılıyor. Sonra Mimar Sinan bir daha hiç inşaata uğramıyor. Abi. İnşaatta hiçbir faaliyet yok. Tabii o, o devirde böyle müzevirat... Söylentiler çıkıyor herhalde. Birileri diyor ki padişahım adam sizin işi safsaklıyor. Nasıl ya? Adam kazdı gitti. Başka işlerle uğraşıyor. Hiç sizin camiyle ilgilenmiyor. İnşaat yürümüyor yani. Ne diyorsunuz falan. Hemen çağırıyor. Gel bakalım ya mimara sen ne yapıyorsun? Bizim orada faaliyet yokmuş. Evet yok diyor. Bir sene geçti. Nasıl yok falan. Onun üzerine diyor ki oranın diyor zemini altı balçıktır. Ben şimdi bu camiyi o balçın üzerine inşa edersem tabii ki o e, ayakta durmaz. O yüzden onun kurumasını bekliyorum. Bir müddet daha kuruyacak diyor. Öyle yapılmış. Hatta ben gençken bir, muhtemelen o da hesaba dayanıyordur çünkü hesaba yani onun olur kuruması mu? için gereken zemin etüdü, de... topografya, tabii. bunlar evet. jeoloji, jeodezi. Ben bir ara oturdum. Süleymaniye ilgili benim bir makalem var. Ee, Süleymaniye külliyesini, camiini yapmak için kendi aklımca, kendi bilgimce 25 tane bilimde ileri düzeyde olmanız lazım. Yoksa yapamazsınız. 25 tane bilim saydım ben. Yani makalede. Yani klimatoloji var, jeodezi var, jeoloji var, trigonometri var, matematik var, geometri var. Bunlar da belli bir seviyenin üzerinde olmanız lazım. Bunların çünkü hepsi hesap kitap işidir. Şimdi biraz sonra bazı şeyler göstereceğiz. Belki dostlarımız onu duymuşlardır. Duymadılarsa da bugün duyarlar. Onların ne kadar bilimle iç içe olduğunu anlarlar. Yani bu insanlar şöyle insanlar değil. Çok duygulu insanlar. Şöyle bir ben cami yapayım. Efendim harika olsun. İçine de hatları koyarız. Nakışları da yaparız. Vay be falan. Öyle rüyada yapılan işler değil bunlar. Evet. Tasavvuru geliyor ama ondan sonrası hep çalışma. Hep ilim, bunlar da ilimdir. Yani e, trigonometri ilim değil mi? Üstelik Müslümanların bulduğu bir ilimdir. Kendimiz bizim haberimiz yok. Algoritma deyip duruyoruz. E, algoritma kelimesi bile. Ama trigonometriyi de çok kötü öğretiyorlar hocam. Yani ya o, o yüzden bizim, de... Yani, bugünkü kepazelimiz de sahip çıkamıyoruz. Ama şu kökünü bilirsen en azından bugünkü dalına ulaşırız. Evet. Benim evet. derdim o. Yani yoksa sadece kökünden bahsedip durmak değil. Yine algoritma diyoruz. Algoritma kelimesi el harizmi isminin Latince'de dönüştüğü haldir. Çünkü algoritmayı bulan da el harizmidir Bir Müslüman e, matematikçidir. E, dolayısıyla bunlar bilim üzerine duruyor. Onunla ilgili bir örnek daha vereyim. Yönetmenimiz, bu, e, fotoğraf evet. bu temsille ilgili söyleyeceğimiz bir şey var mı hocam? Yani Yok, maket. Yok yani burada mesela sunulduğu. Tabii bir burada. maket mutlaka hazırlanıyor, evet. o sunuluyor. Onun üzerinde sonuçta o yaptırdığı için Kanuni diyor ki, ya o öyle değil de mesela şöyle de olsa olmaz mı? Onun cevaplarını veriyorlar tabii. Olur olmaz çünkü hesaba göre yapıldığı hı hı. için. Hı hı. Statik hesaplar, mühendislik hesapları. Bu arada biz mimar diyoruz ama bugünkü mimarlar gibi anlamayalım. Hani Bugün mimarlık fakültesine girdiğinizde size mühendislikle ilgili, matematikle ilgili tabii dersler alıyorlar. Ee, hı hı. Fakat onlar daha kısmidir. Ee, klasik mimarlıkta hem Osmanlı'da hem de aslında Avrupa'da Mimarlar üstad-çırak ilişkisiyle yetişirler, bir okulu yoktur yani modern zamana kadar yoktur ve aynı zamanda mühendistirler zaten Mimar Sinan'ın ilk mesleği ordu mühendisliğiydi yani ordunun geçeceği yerlere dere ırmak gelince köprü yapan adam o heyette çalışıyordu. Dolayısıyla mimarlıkla mühendislik iç içedir. Aslında bugün de öyledir. Ama biz tabii böyle çok aşırı bölünce sanki alakasız gibi geliyor. Şimdi yönetmen kardeşimizden yine bu bilim üzerine çarpıcı bir şey gösterelim. Yedi 7 numaralı resmimizi koyarsak onun üzerinde de biraz. Evet. Şimdi Süleymaniye Camii'ne girdiniz. Nereden girdiniz? Ana kapıdan girdiniz avludan. Başınızı kaldırdınız. O ilk girdiğiniz yerin üst tarafındaki şu dikkat etsin dostlarımız en altta iki tane göz gözüküyor böyle delik var dikdörtgen gördün mü? Hı hı. Onlar bir sebeple açılmış delikler. Hı hı. Ee, bir sonraki resmi e, gösterelim abi 8 numaralı. Şimdi o deliklerin içine girdiğinizde orada şöyle bir odacık var. Hı hı. Bakın o deliklerin iki tanesi burada gözüküyor. Üç tane delik var. Allah Allah bu ne? Mimar Sinan işte bilim diyorum ya. Klimatoloji diye bir bilim var. Yani hava akımları bilimidir. Bu 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 yazıları tabii o zaman çalışan <laughs> işçiler yapmadı. Tabii bu. ki tabii. Evet. O bizim tipik bu yüzyıldaki yani. saçmalamalarımız. <laughs> o duvar bak simsiyahtır. <laughs> Neden siyah? Çünkü camilerin aydınlatması Eskiden kandille yapılıyor. Kandil de genelde yağ yakılarak olur. Ya zeytinyağıdır, ya bir hmm. e, hayvan yağıdır, iç yağıdır. E, onlar kuvvetli yanar, uzun süre yanar. E, o gördüğünüz kandiller, içlerinde aslında eskiden e, tabii ki ampul yoktu, bunlar vardı. Şimdi dikkat edin Avrupa'da veya başka yerlerde mesela kilise veya eski yapıları gezerseniz onlar da aynı usulle aydınlatıyorlardı. Ama biraz daha karanlık. Fakat içleri karar, kararmıştır yani <laughs> kubbeleri, duvarları kararır. Öyle bir kul düşünün ki bakın buradan bir ibret alalım sadece bilim yönlü değil. Adam diyor ki Allah'ın mescidinde ispas olmaz. Ama kaçınılmaz. Kandil yakıyorsun. O isler yukarıya doğru gidecek. O zaman mimar Sinan kapılar, pencereler, hatta kütleler onların açılarını o şekilde ayarlıyor ki içeriye giren hava akımı cereyan belli bir helozinik düzeyle dönüyor kubbenin altında. Bütün bu isleri topluyor, geliyor caminin çıkışına doğru yani kıblenin tam karşısı Hı -hı. burası Hı -hı. mihrabın. Hı -hı. Oraya doğru getiriyor, bu deliklerden bu odaya o isleri hapsediyor. Ve belli süre sonra o islerin hepsi gidiyor duvara yapışıyor. Kurum haline geliyor. O kurumlar abi temizleniyor. Belli aralıklarla kazınıyor duvarlardan. O arkadaşların yazı yazdığı, Hı -hı. Ayşe buradaydı Fatma Ali'yi seviyor gibi saçma sapan şeyler. Onları kazıyorlardı Osmanlı zamanında ve hat mürekkebi yapmada kullanılır. O is. Çok kaliteli bir kurumdur o. Tabi hattatların tercih ettikleri ve e, yanlış bilmiyorsam hani hayatlarında bir kere Süleymaniye'den gelen isle e, yapılmış bir mürekkebi kullanma onlar için bir ayrıcalıktır. E, onunla adamlar Allah sözleri güzel kelamlar yazıyorlar. Şimdi bakın kaç tane kullanım alanı var? Bir bilimden çıkıyor. Yani bu e, uygulama Süleymaniye camiine has mı? Bundan sonra devam ediyor. Bildiğim etmiş kadarıyla mi? öyle. Yok. Hmm. Hmm. Şimdi burada da mesela bir değil mi ibret almak lazım. Madem böyle güzel bir yenilik adam icat etmiş. Bu da icat mı? Evet, evet tabii evet. ki icat. Efendim bu teknoloji mi? Elbette evet. teknoloji. Bilim mi? Tabii ki bilim. Ee, bu bilgisiz yapılan bir şey değil, hesapsız yapılabilecek bir şey değil. O hava akımını nasıl ölçüyor? Nereye nasıl gideceğini nasıl e, hesap ediyor? Açı bilmese nasıl yapacak? Yükseklik, en bilmese nasıl yapacak? Konumuyla da ilgili zaten. Evet, hava hareketi, nem, biliyor. ısı hmm. bunların bu işi nasıl çevireceğindeki faktörlerini, etkilerini bilmesi nasıl yapacak? Çok şey bilmesi lazım ama bir tek kendisi bilmiyor. Şimdi biz her işi götürdük, Mimar Sinan'a yıktık. Hayır. Mimar Sinan evet çok bilgili fakat o bir ekibin başı. İçinde bütün bu hesapları bilen insanlar var, bilimleri bilenler var. O yüzden işi ehline veriniz. Bak bu da ortaya çıktı. Ya ben zaten kardeşim baş mimarım. Ben hallederim. Kime, kime sorayım, niye sorayım? değil. İnsan bilmediği konularda bildiğinde ne kadar feriştahsa bilmediğinde de çok mütevazı olmalı. Bilenin karşısında. Hep Kendini boş hissetmelidir. Ee, bu edep olduğu için, bilene hürmet olduğu için o da Allah'ın bir emridir. Bu muazzam bir şey hocam. Yani. Evet evet. Yani bu... Muazzam bir şey. Yani tek başına şu kesinlikle, muazzam kesinlikle. bir şey. Kesinlikle. Ve burada, bize işte bak burada da ders var. Efendim biz de yeni yapılan camilerde bunu yapalım. Şimdi bu açıkça söyleyeyim biraz nasıl söylemek lazım çin çince konuşmadan. Yani bu tek düze bir bakıştır. Biz genelde böyle yapıyoruz. Sıfır <laughs> bir çalışıyor kafamız. Diyoruz ki aa o camide yapılanı yeni camilerde niye yapmıyorlar? E, yeni camide yapmaya gerek yok çünkü ampul var. İş çıkarmıyor. İki, kardeşim sen bunu aynen kopyalamakla niye kafanı taktın durdun? Buradan başka bir ders çıkar. De ki ben hangi işi yapıyorsam yapayım. Mimar olmana gerek yok. Mühendis olmana gerek yok. İlla böyle bir yapı mı yapacaksın yani yenilik yapmak için? Hayır. Memursun, bakkalsın, ev hanımısın, talebesin. He, demek ki bir işi yaparken aynı işi 3-4 boyutuyla beraber çeşitlendirebilmen lazım. İnan bu senin içinde var. Onu kapatan sensin. E benden öyle şey çıkmaz ki deyince zaten çıkmaz. Olan da çıkamaz. Kapağı kapattın çünkü üzerine küpün. E küpün içinden ne çıkacak abi? Küpün içi dolu olsa ne işe yarar? Ağzı kapalı olduktan sonra. Akıtman için kapağını çıkarman lazım. İnsan da kendini öyle görmeli. Allah onun için o kadar büyük kıymetler koymuş ki. Daha fıtratında var mı? Akıl da o öyle bir nimet, gönül de öyle bir nimet, niyet de öyle bir nimet, gayret de en büyük iman nimeti. Seni zaten buna sevk ediyor ve Allah'ın yardımıyla beraber, Allah'ın bereketiyle beraber, kolaylaştırmasıyla beraber. E şimdi bunu düşünen bir adam çözümsüzlükten sadece şikayet eder mi ya? En azından kendi yolunda o çözümü kendisi geliştirmeye çalışır. İşte biz de onu yapmaya çalıştık hayatımızda. Yani bize Osmanlıca'yı okullarda öğretmediler. E, tarihi okullarda öğrenmedik. Kendimiz öğrendik. Hala da öğrenmeye çalışıyoruz. Sağa sola müracaat ediyoruz, kitapları araştırıyoruz, bilenlere gidiyoruz yanına, dersler almaya çalışıyoruz. Her şey gayretle ediliyor, şikayette de değil. Şikayet diye bir amel yok biliyorsun. Açın herhangi bir fıkıh kitabını, şikayet diye bir amel yok. Şikayet müminin en uzak vasfı olmalı. Bizim işimiz hikayet, iş yapma. Gayret edeceğiz Allah için, güzel işler, doğru işler bilerek, alkışlayarak. Alkış bir iş değil. Ejdat çok harika işler yapmış, Mimar Sinan büyük adamdı, Süleymani harika bir eser, Kanuni müthiş adamdı. E tamam onlar öyleydi, sen? E, onlar öyleydi tamam ama o bitti. Sen? Onlar dünyalarını değiştirdiler. Sen mesuliyetini yani. Bu da biraz hastalık gibi yani bunu sadece biz medeniyetimizi, tarihimizi konuşurken sadece tamam. biz yapmıyoruz aslında bugün e, herhangi bir Televizyon programına baktığınızda konu sosyoloji olabilir, konu evet. insan olabilir, konu erkek olabilir, konu kadın olabilir. Onu konuşanlar genelde hep üçüncü kişileri referanslı. E, tabii yani emeksizlik çünkü. Çünkü hani şöyle şu anlamda da yani sanki o sosyoloji o dahil değilmiş, Aynen. sanki o erkek Aynen. değilmiş ya, Aynen. sanki o kadın değilmiş gibi erkekler böyle efendim, insan böyle efendim, toplum böyle efendim diye bir şey var. Öyle. Bunu ister istemez biz de tarih söz konusu olduğunda şöyle bir hatayla oluyor bu. Sanki bize ait değilmiş. Öyle büyük adamlar gelip geçmişler gibi bir tonla söylüyoruz. Evet. Ama bu ekranlarda en Çünkü azından... Çünkü o emeksizliğin ve gayrısızlığın mazereti evet. oluyor. Bu yani ekranlarda, bir şey bu programlarda biz en azından bunu özellikle yapmıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. O çok Çünkü yanlış bir şey bizim, yani. yani bizim, bizim olanı konuşuyoruz. Bir mesele mi var abi toplumda? Evet. O senin meselendir. Evet. Evet. Bir kere şikayet ettiğin şey senin içinde olduğun şeydir. Mevlana Hazretleri diyor ki, karşıdakinin karşıdakinde bir kusur görüyorsan sakın onu kınama. Çünkü sende o kusur olmasaydı onda o kusuru fark edemezdi. Demek ki sende de vardı. Dolayısıyla e, bu ahlaktır zaten. Yani o yüzden ariflerin sohbetleri asla şöyle değildir. Bu toplum çok bozuk. Bu toplumda faiz alanlar var. Böyle alçaklıklar var. Vay reziller. Parmak göstererek bir şey yok. Hiçbir evliyaullah'ta yoktur, hiçbir arifte yoktur. Kendini bilen insan hiçbirisi böyle yapmaz. Hep biz diye konuşurlar. Biz böyle hatalar yapıyoruz. Bizim böyle sıkıntılarımız var. Çözümlerini gösterirler. Kendini sorunun içine katmadıkça çözümün içine de katamaz. Bu temel bir ahlaki zaafımız dediğin gibi. Evet. Şimdi buradan başka bir örnek daha verelim. Lütfen. Bu lütfen, lütfen. orijinal yenilikler, bakın teknoloji, icat diyoruz yani bugün her şey batıda. Efendim icat oradan geliyor. Teknoloji onlara. Biz bir şey bilmiyoruz ki biz yani saf gibi bir şeyiz yani. Bizden bir şey çıkmaz. Ee, bakın yönetmen arkadaşımız 12 numaralı fotoğrafı da yansıtırsa Şimdi bu ne abi? Bu da şu. 1986 galiba bir restorasyon yapıldı kubbede. Sıva kazındı. Nakış, nakışın olduğu en üstteki sıva. Onun altında buna rastlandı. Şu yapıya rastlandı. Bakın tuğlalar dizilmiş. Bu dizme evet. de enteresan da neyse oraya girmeyelim. Onların da hepsi belli hesap üzerine tabii. Bakın şu yuvarlaklar var. Evet. Bunlar ne ya? yani kubbenin içinde o büyük kubbenin içinde ana kubbenin içinde belli aralıklarla böyle küpler yerleştirilmiş. Burada gördüğünüz o küpün ağzı aşağı arka tarafa doğru böyle tam bir küptür. Küre şeklindedir. Burada ağzını görüyorsun. Ağzı sıvaya doğru, dışa doğru. Bütün küplerin yüzlerce küp var. Şimdi tam rakamını 200'ün üzerinde diye hatırlıyorum. Şaşırdılar restoratörler. Bu ne ya? Tamam İso keşfettik. Onu anladık. Daha bir sürü şeyler var da ya bu adam bu ne? Bunu anlayamadılar bir süre. Sonra anladılar ki bu akustiği kuvvetlendirsin diye yerleştirilmiş toprak, kilden küreler. Şimdi şöyle düşünün. Biz hep işte hani böyle aklı çalış, buralarda çalıştırmak lazım. Kanuni döneminde hoparlör yok. Allah'tan yani hoparlör ne hale getiriyor birçok yeri maalesef. Çın çın çınlar. Peki bayram namazı kılınıyor, cuma namazı kılınıyor. Zaten vakit namazları da bugünkü gibi değil. Yani cami doluyor zaten. Vakit namazında da doluyor. Çünkü cami aynı zamanda ilim öğretiliyor. Yani e, fetva orada veriliyor. Her bir direğin dibinde bir ders veriliyor. Bir yerde fıkıh veriliyor, bir yerde mesnevi dersi veriliyor bir yerde Arapça dersi veriliyor İnsanlar orada yetişiyorlar yani medreseye gidemeyen adam da oradan hani dersi am deniliyor genel dersler halka açık dersler bu acayip bir gelenektir Osmanlı yıkılana kadar devam etmiştir hatta Cumhuriyet döneminde bile devam etti Ayasofya kapatılana kadar belli yerlerde ee, o yüzden camide pek çok şey yapılıyor peki bu kadar büyük cemaat imam önde mihrapta okuyor hoparlör yok Nasıl ulaşacak abi en arkaya? Cami büyük bir cami. Yüksek cemaati arkası dönük. Cemaati arkası dönük. Ee, i̇şte bu gibi çözümler geliştiriliyor. Bakın burada da adam demiyor. Ya arada birileri müezzinlik yapar. Arkadan arkaya dalga dalga. Zaten öyle gidiyor sonuçta. Fakat caminin içinde sesin iletilmesi için böyle bir çözüm buluyor. Bunu ne üzerine buluyor? Akıl üzerine buluyor. Peki akılla neyi üretiyor? Bilgiyi üretiyor bilgi üretiyor ve o bilgiyi teknik hale getiriyor. Yani kullanılır hale getiriyor. Küpte karar kırıyor. Onun malzemesi neden yapılacağına da oturuyor, araştırıyor. Öyle nasıl yapalım abi? Ya şuradan yap bir şey kardeş. Bir çömlek yap da bir takalım bakalım. Öyle bir şey yok. Onun ne kadar deneyleri yapılıyor. Deneyi yapmadan oraya takacağını mı sanıyorsun? Ya işe yaramazsa ne olacak? Boşu boşuna orada boşluk meydana getiriyor. Yani standart olmayabilirler değil mi hocam? Tabii. Yani veya aynı oralara konmaz evet bilelim. aralıkları o mesafede olmayabilir daha sık olur daha aralıklı olur şimdi bunları lütfen hep düşünelim evet. ee, geçmişi öğrenelim fakat hep tefekkür bağıyla öğrenelim bugünümüzü öğrenelim okuduğumuz alanları öğrenelim merak ettiğimiz işimiz olan mesleğimiz olan şeyleri öğrenelim fakat lütfen şöyle öğrenelim bilgi dışarıda geliyor akıl kalp Huzmesinden geçiyor, yeniden aleme gidiyor. Eğer şu hattı tamamlayamazsan o dedikodu olur. Burada kalıyor, şuradan dönüyor. Senden dönmüyor, senin içine girmiyor. Sen benimsemiyorsun. Onu e, içselleştirmiyorsun. O zaman o ilim olmaz. O dedikodu olur. Tabii bu, bunu anlatacağız mesela. Evet. Diyeceğiz ki kubbede küpler varmış. Akustik için konmuş diyeceğiz. Sonra da bu ne anlama gelir? Kendi işimizde bunun karşılığı nedir? Kendi onu işinden alışalım. Abi ben mimar değilim ki. Benim akustikle ne alakam var? Bana ne? <laughs> Değil işte. Buradan <laughs> bir örnek al onu yansıt. <laughs> onu başka alanlara yansıt. Evet, Mesela evet. onunla ilgili belki eski sohbetlerden birinde bahsetmiş olabilirim. Ama hemen yeri gelince hatırlatayım. Mesela Türkiye'de bir hanımefendi bizim çay bardağı ince belli çay içeyim bu arada. Lütfen afiyet olsun ince belli çay bardağından ilham alarak bebekler için ince belli biberon icat etti. Halbuki bizim zamanımızda bizim yavrular da böyle silindirik e, bayağı da para veriyorduk. Onlar öyle kaliteli biberon alalım diye memur başımıza bir sürü taksitle falan alıyor. E, böyle silindiriktir biliyorsun. O gariban bebekler parmakları onlara kavuşmaz. Ellerinden düşürürler. Çünkü evet. küçücük elleri var. Nasıl kavrasın? Kocaman bir şey. Kadın cihazın aklı o gelmiş. Bebeği varmış. Ev hanımı. Ya demiş Allah Allah. Bizim ince belli bardak gibi yapsam nasıl olur böyle küçük ee, şu anda kendi markası var. İhracat falan filan yapıyor yani. Dünya çapında bir markası var. Şimdi ne yaptı bu ablamız? Şu çay bardağını, halbuki çay içmede kullanıyoruz. Onu bebeği üzerinden ve bebekler üzerinden bu çözümü aldı. Orada çözüm olarak kullandı. Bakın farklı alanlarda da kullanılıyor. Son nazar pazar meselesi. Aynen öyle şimdi abi. Şartıyız. Şimdi bu bilim mevzu uzun gider. Hı hı. Onlara da çok uh, uzatmayalım mevzuyu. İsterseniz şimdi bu caminin bir de mezar tarafına bakalım. Mezarlık tarafı var. Yönetmenimizden on numaralı e, resmi rica edeyim. Onun üzerine de konuşmamız olacaktır. E, bu Bundan bir önceki olması lazım. Ha, bir sonraki affedersiniz. Bu dokuz ama bunun üzerinden başlayalım. Arkadan bir sonrakini gösterelim. Bu da bir örnek. Şimdi Süleymaniye Camii'nin e, kıble tarafında haziresi var dedik. Hı hı. Camilerin bahçesinde <laughs> olan mezarlığa hazire deniliyor. Genelde kıble tarafında olur. E, burada gördüğünüz, bakın şu e, kordon şeklinde yapılan çelenk aslında. Ee, bir e, mezarın Süleymaniye Cami'nin işte mezarlığındaki bir mezar bu hemen çıkışa yakındır. Şimdi lütfen buna dikkatle bakalım. Bu Osmanlı'nın batıllaşma sürecinde yapılmış bir mezar. Diyeceksiniz ki ya ölen ölmüş kalan kalmış ha bana ne mezardan yani niye gösteriyorsun ki? Şunu gösteriyorum. Bakın arkadaki cami'nin bazı şeylerini anlatmaya çalıştık. Yani oradaki kulluk örnekleri, bize bugün taşıdığı ibretleri konuştuk. Buradan da bir ibret alalım. Bakın mezarın süsüne dikkat edin. Bunu en iyi kim bilir? Bu mezarı neyle kıyaslayayım diye düşünenler, orada yatanlardan tabii bağımsız. Allah hepsine rahmet etsin onlar için bir şey demiyorum. Fakat anlayışın ne kadar değiştiğini, yozlaştığını göstermek için söylüyorum. O ölenler de yapmadılar zaten. Büyük bir ihtimalle çoluk çocukları yapıyor, mirasçıları yapar yani. Değil mi? Kendi kendine mezar yapan biraz azdır. Ee, özellikle İtalya'da, Fransa'da, e, İsviçre'de e, 19. yüzyıl kabristanlarını görmüşseniz işte hemen hemen aynısı. Hı hı. Ne tarafı? Alt tarafı. Çünkü onlarda böyle dikey bizimki gibi sütun şeklinde e, mezar taşları yok. Ama alt tarafı aynen kopyadır. Diyoruz ya hani sarayı bile kopyaladılar. İşte Dolmabahçe Sarayı. Dolmabahçe Camii'ni bile kopyaladılar. Bir tek minare eklediler. Kopyacılık başlıyor ya Osmanlı'da. Tanzimattan sonra. Bakın onun mezar taşına yansımış hali. E, yönetmenimiz e, bir sonraki e, resmi getirirse orada daha da farklı bir hikaye var. Yok. E, yine ona benzer 10 on numaralıydı. Galiba bu normal Osmanlı mezar taşları. E, bir tane daha olacaktı. E, yine eğer bulabilirsek bu abi bu önemli. Bunun hikayesi var. Şimdi Allah aşkına bu mezar taşına bak. Abi üzerinde öyle kabartmalar var ki dünyalar, küreler, efendim uzanlar, <laughs> silahlar, toplar, tüfekler. Bu bir mezar ya. Bir müminin mezarı böyle mi olur? Bu bir anıt. Yani bir şeyleri göstermek üzere yapılmış. Bir şeyleri hatırlatmak üzere değil. Türbe ölümü hatırlatır. Herhangi bir müminin, müminenin mezarı insana bir şey hatırlatır. Neyi hatırlatıyor? Sen fanisin. Dünya da fanidir. Baki olan Allah'tır. O yüzden huvel hallakul baki. Genelde böyle yazar. Veya huvel baki yazar. Babamın mezarında da o yazıyor. Yani Allah baki olan... rahmet etsin. Evet. Amin. Cümlesini. Şimdi bu mezar özgün bir mezar. Hı hı. Hüseyin Avni Paşa'nın mezarı. Kafa yapısı mezarına yansımış. Bu hele hele demin söylediğim Avrupa ülkelerinde o dönemde birebir görebileceğiniz bir mezardır. Hemen hemen aynısı. Mümin olup olmadığını ayırt eden bir şey seçmek orada çok zor. Peki Hüseyin Avni Paşa kim? Hüseyin Avni Serasker, Sultan Abdülaziz'i şehit edenlerden birisi bizzat. Mithat Paşa ile falan beraber onun tam yandaşıdır. Ee, o adamın mezarı bu kendini getirtmişler Süleymaniye'nin o güzel yerinde içine bu şekilde defnetmişler. Şimdi bu da bizim ne kadar yabancılaştığımızı, kendimiz olmaktan çıktığımızı gösteren bir numune. Dediğim gibi ölülerin ruhları ayrıdır. Onların akıbetini biz bilmeyiz. Fakat biz yansıyanı yorumluyoruz. Biz de öyle olmayalım diye. Biz de kendimizi kaybetmeyelim diye. Kıymet Hocam bir ara versek, aralarından devam etsek İnşallah. hem de bölünmemiş oluruz. Olur hocam. Efendim çerçevede kıymetli hocam Savaş Bağçın ile birlikte Süleymaniye Külliyesi'ni konuşuyoruz. Birkaç meseleye henüz temas edebildik programımızın bu son bölümünde. hocamızın bu noktadaki hazırlıklarını yetiştirmeyi ben umuyorum ve buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum hocam program ilerledikçe. Eyvallah. İnşallah inşallah. Torbalı bunlar var. Devam şimdi. edebiliriz yani. Tabii. İşin bir ilim tarafına baktık. Şimdi e hemen geçtik ve oradaki aslında dönüşümü orada. Yabancılaşmayı, e, yabancılaşmayı bozulmayı. Evet. E, gördük. Bu ilimle başlayıp işi buraya getirmemizin özel bir nedeni var mıydı peki hocam? Hani derler yazdık kardeşim okumuyorsunuz gibi. Yani bu, bunların kitaplarını Semerkant Yayınlarından, Moslardan çıktı zaten. Evet, evet. Yani onları da hatırlatmış. Nedeni haklı, Osmanlı aklı, evet. kalbin aklı zaten bunlar onların Süleymaniye özelinde ki örnekleri yani kendimizi nasıl kaybettik? Biz niye kendimiz değiliz? Kendimiz olmak bu kadar zor mu? E, bu halimizin sebebi ne? Yani eğer bir e, çok parlak olmayan hallerimiz ki bayağı var açıkçası. Bir de karşılaştırmalı. E, Tabii mukayeseli. Evet. Yani Osmanlı'yı kendi zamandaşıyla ve bugünle kıyaslayarak yaptığımız evet. için. Şimdi e, bu işin e, açıkçası kulluğu çantada keklik görmek üstüne bir şeyler aramak. Tamam abi o var zaten. Biz başka yani iş iş yapalım. Derler ya o var abi. Biz de Müslümanız abi. Müslümansın ama yani işinde yok ki Müslümanlık. Senin bakışında yok. Senin okuyuşunda yok. Senin iş yapmanda yok. Ya Müslümanlık bu ama yani ahlak üzerine, amel üzerine olan bir şey. Senin kıymetin amelinle belli olur. Değil mi? alemde ne eser meydana getiriyorsun? Mesela e, bu kadar asil bir cami, azim ve asil, yani büyük bir yapı fakat aynı zamanda çok narin, çok e, güzel bir yapı. İncelikli anlamında. İnce, yani. Evet, inceliklerle dolu. Hı -hı. Bu daha bir sürüünü anlatamadık tabii, önemli değil. E, mesela bunu yapan insanlar, taş ustalarından tutun, Mimar Sinan'a, işte o projeyi onaylayan onun parasını vermiş olan, hayrını yapmış olan Kanuni Sultan Süleyman'a kadar. Mesela bu insanların dünyasında güzellik niye bu kadar çok var ya? Yani her girdiğimiz yerde bayılıyoruz. Bir çeşme görüyoruz, çeşmeyi de bayılıyor. Çok basit bir çeşme bile herhangi bir yerde ayakta kalabildiyse tabii ki e, toptan yıktığımız için, e, tanınmaz hale getirdiğimiz için birçok şeyi biz çok Allah'a şükretmeliyiz ki yani bu camiler kalmış ayakta. Allah. Ayakta tutanlardan razı olsun yani asırlar boyunca gerçekten evet. hele son bir asır içinde yani çok büyük bir iş çünkü Sultanahmet Camii'nin kubbesinde delikler açıp Sultanahmet Camii'ni bir sergi salonu haline getirme projesi vardı tek parti döneminde. Ya bunlar gerçekleşseydi ya bakın Ayasofya kapatıldı az bir şey mi? bir cami cami olmaktan güya çıkarmak için kapatılıyor bir cami asla cami olmaktan çıkmaz. Yani mahşere kadar kıyamete kadar orası camidir. Yıkılsa bile. Tabii. E bütün şimdi ibadet alanlarına aslında bir de öyle bakıyoruz biz. Evet. Yani. Dolayısıyla Yani biz buna bir de tabii ki çok şükretmemiz gerekiyor. En azından böyle örneklik, ibretlik, güzellik numuneleri bizde kendini gösteriyor. Bakın o güzelliğin altında bir de Bizim son asırda eklediğimiz muhteşem eserlerimiz var. Üste 500 asır evvelin eseri, altta da yeni eserler. Onlara eser de denir mi acaba başka bir şey değil. Püsür desek yani daha. Yanlış iyi. yanlış anlaşılmasın. Alttaki cami de ha o cami Osmanlı eseri. Şu Ama aradaki binalar. Yapılaşmayı kastediyoruz. Evet. Onlar bina demeye evet. de bin şahit evet, lazım. Evet. Ee, şimdi mesela şu minareyi yapabilen adam o ölçüyle, o güzellikle adamın soyundan gelen veya o memlekette, o toprakta yaşayan insanlar o alttakileri nasıl yapabiliyorlar? <laughs> yani mesela kafasını kaldırsa, o camiye baksa, bir ibret alsa o binayı farklı yapar. En azından biraz daha şekle getirir değil mi? Yapmıyor. Çünkü gözü kör, kalbi kör çünkü. Güzellik duygusu içinde yok ki dışına taşsın. Bir insan içinde neyse dışına o taşar. İçi güzel ise güzellik arar. İçi güzel ise güzeli üretmeye çalışır. Alemi güzelleştirmeye çalışır. Müminin dört tane alemde yaptığı iş var. Birincisi tahsin. Alemi güzelleştirmek. Vazifemiz budur. İkincisi tevzin. Yaptığımız işleri ölçülü yapmak. Bakın burada ne kadar ölçüler var. Öyle minareler, roket şeyi gibi, rampası gibi, bugün yapılanlar gibi kubbe bir tarafta, minare bir öyle bir şey yok. Hatta bu hal için tepelerinden bir tepecik gibi bakın dikkat edin, hı hı. konumlandırılmıştır. Çok büyük bir cami olmasına rağmen insanın üzerine gelen bir yapı değildir. Değil, evet. Ben buradayım diye bağırmıyor. Evet. Kendi Doğru, asaleti içinde. Ama sanki oranın doğal bir uzantısı aynen gibi. Aynen öyle. Gibi. Herhangi bir tepeden bir tepe evet. işte Yavuz Selim Tepesi, Fatih evet. Tepesi gibi giden tepeciklerden birisidir bu. Evet. Bunu acaba öylesine mi koydu? Yani bu topografyayı, bu manzarayı, bu silüeti e, farkında olmadan mı yaptı? Tabii ki farkında olarak yaptı. E, dolayısıyla buradaki güzellik anlayışı aynı zamanda ölçülü bir güzellik anlayışı. Mü'minin üçüncü vazifesi temsil, tasvir değil. Yani bir şeyi alıp aynen kopyalamak değil. Onu kendileştirmek ve onun kendi iç dünyasındaki yansımasını aleme koymak. Bunun da en güzel örnekleri bu camide bolca çok güzel örneklerini gördüğümüz hat sanatıdır. Çinidir. Mesela Çinilerde adam bir çiçeği görüyor. Karanfili diyelim. aynısını boyamayı bilmiyor mu yapmayı? E, tabii ki biliyor. Ama resim yapmıyor. Ne yapıyor? Onu motifleştiriyor. Yani Kendini soyutlaştırıyor. mesele yaz yazmak değil mi? Evet. Yazıların şekli de aşağı yukarı belli değil. Evet. Dijital yazıp geçelim Bilmiyorum, o zaman. Aynen öyle abi nitekim bazı yeni modern camilerde otur şeyler gördüm. LED ışıklı işte şeyler, mahyalar vesaire. Mesela orada bile fontun yani o karakterin Latin harflerinde e, güzelliğine dikkat et ya. Yani benim her yerde gördüğüm fonttan da yapma yani. Biraz o caminin karakterine uygun bir şey bulursun. Çünkü on binlerce karakter var. Hocam yok. Yani şöyle yok. Olmadığını en azından söyleyeyim böyle bir gayrete de girilmesi gerektiğini zaten gayret yok ama karakterler olarak, var tabi bakacak e... adam yok hı hı. onu aklına getirecek adam yok e... <laughs> yoksa piyasada var Tabii tabii. kendimizin ama ürettiği evet. bu bu bakış açısıyla ürettiği e, font ailelerine falan ihtiyaç var pek tabii. çok şeye ihtiyaç olduğu gibi tabii. E, baktığınız zaman fotoğraf konusunda ciddi eksiklerimiz var. Görsel bulmakta çok zorlanıyoruz. Yayıncılar olarak herkes izleyen yayıncılar varsa seyircilerimizden bana katılacaktır. Ne demek istediğimi anlayacaktır. Böyle bir arayışın bir çabanın da olması gerekiyor. Yani her alanda neye geliyorsak, neye temas ediyorsak Aynen. Abi yine yani söylüyoruz. Bir marşından yapamayız belki ama iyi bir tasarımcı için söylüyorum. Zaten aynı mantıktır olur. Font, o da bir evet, sanattır. Font meselesini dert edip iyi bir font ailesini, bize ait bir iyi bir font ailesini çalışıp önümüze koyabilir. Ne gerek var? Her işte yaptığımız gibi el alem yapmış, batı boyuşu yapmış, güneşi yeniden keşfetmenin manası yok. Tekeri yeniden icat etmenin manası yok. Al, kopyala, geç git, bedavada şalarız, kopyalarız. Usulümüz her yerde aynıdır. Ben sana söyleyeyim. Çünkü kendimiz değiliz, kendimiz olmaya kıymet vermiyoruz. Biz kıymet gerek yok. El alem yapıyor, aynısını yap geç. Dolayısıyla orada ibret falan yok. Yani çünkü ibret işselleştirilmesi gereken özgünlük gerektiren bir şeydir. Şimdi bu e, temsil meselesi de onun bir e, uzantısıdır. E, mesela Karagöz de öyledir. Karagöz aslında tamamen tasavvufi bir oyundur. Yani perdesi, suret dediğin, bakın. Figür denilen şeyler bugün aslında surettir. Ee, arkada ışık yanmayınca öndeki varlık alemi gözükmez. Allah'ın nuru olmayınca alemde varlık olmaz ki. Bütün bunların mesela orada remizleri var, sembolleri var. Dolayısıyla Müslümanların vazifesi her yaptıkları işi güzel yapmak. Ee, mesela bunu böyle yamuk yumuk koymamak, şu masayı yaparken ölçülü yapmak, güzel yapmak, renkleri ona göre seçmek bunların hepsi orada var. Ee, dolayısıyla bir de bir şey daha var. Tabiiilik yani tabiatı bozmadan, tabiatı yok etmeden batıllar gibi tabiata uyumlu bir e, eser ortaya koymak. Hangi eseri koyuyorsan koy. Yani ister yazı yaz, ister badanacılık yap. Fark etmiyor. O yüzden bu da çok önemli bir bence ibret. Buradan hemen madem kendilik üzerine konuşuyoruz. Kendimizi kaybetme o mezar taşlarından başladık. Ee, yönetmenimiz 18 numaralı e, resmi de lütfederse, o da çok çarpıcı bir hikayesi var. Şimdi, Mustafa'cığım bu kubbedeki sarı renk dikkat çeker. Çünkü alt, yan kubbelere falan baktığımız zaman oradaki nakışlar e, ve o kasnak özellikle e, pandant denir, kubbenin çevresindeki o üçgen alanlardaki e, yazıların olduğu nakışlar, Klasik dönem andıran nak nakışlardır. Bunlar tabii mimarisinin orijinal o dönemde yapılan nakışlar değil. Çünkü bu cami pek çok e, tamirat, tadilat geçirdi asırlar içinde. Bu nakışlar bazen yenilendi. Fakat en son bu Süleymaniye cami restorasyonunda 2012-2013'tü galiba. Ben o zaman devlette vazife yapıyorum. Bizim sanat camiasından onlara da irtibatlı olduğum için hatta tüstatlar vesaire. Büyük şikayetler geldi. Dediler ki siz restorasyon sırasında yapılan kubbe akışını gördünüz mü? Yo görmedim. Bunu mutlaka görmeniz lazım. Fotoğrafı çekmişler, göndermişler. Aynen buydu. Daha sonra iskeleler kaldırıldı maalesef. Bu sarı nakış orada kaldı. Şimdi bu sarı nakış nedir? Kendimizi kaybetmenin simgelerinden birisidir. Hikayesini anlatayım. Sultan Abdülmecit. Osmanlı padişahı, İslam halifesi. Diyor ki Süleymaniye Camii'ni, Ayasofya Camii'ni ben tadilat yaptırayım. Nitekim Mescid-i Nebevi'yi de mesela o yeşil kubbeyi yaptıran odur. E, bu işleri var. Kimi buluyor abi? İsviçreli Fossati diye bir mimar. Bu camiye onu sokuyor. Sanki memlekette Müslüman nakkaşların kıran girdi. Hiç kimse eli artık fırça tutmuyor. Kimse motif yapmayı bilmiyor böyle. Zombi gibi geziyor gibi. İsviçreli adamı tuttu. O adam bu güzelim cami yani 1500'lerde yapılmış bir caminin tavan nakışlarını 1800'lü yılların barok tarzında sapsarı hiçbir alakası olmayan bir desenlerle doldurdu. Yani bozdu. Bozdu. Ee, Restorasyon sırasında da bu bizim mesela gençliğimizde bu yoktu tabii. Çünkü bunun üzerinde 1950'lerde yapılan restorasyonda Allah razı olsun kimse o dönem restorasyon yapanlar Menderes zamanında bunlar bu çirkinliği bir manada o nakış nakış çirkinliğini örtmek için yabancılığını alçı çekmişler. Kanuni dönemi motiflerinden ilham alarak daha o döneme uygun motifler yapmışlar. Hmm. Bir önceki kubbe nakışı odur. Yani daha klasiktir, daha güzeldir. Yok abi, restorasyon sırasında bizimkileri ikna edemediler. Abiciğim bu bozmadır. Bu bu caminin zaten mimarisini bozan bir süslemedir. Biz bunu o dönemin nakışlarıyla yeniden yapalım. Yo yapamazsınız. Restorasyon en dipte bulunan tabaka üzerinden yapılır derler katmanları kazırlar kazırlar en son ne çıktıysa onu muhafaza ederiz. Bu kafayla şu anda bu kubbe maalesef bir batılının oynadığı bir kubbe halinde şu anda devam ediyor. Tabii ki Allah'ın mescidine bir zarar verecek hali yok. Fakat bu kendimizi kaybetmenin bir simgesi. Nereden nereye? Bu Fossati başka şeyleri de bozdu. Ayasofya'ya gitti oranın içini karıştırdı. Mustafa Reşit Paşa'nın türbesini yaptı, ona yakışır, İngiliz Mustafa'ya yakışır. Ee, Mustafa Reşit Paşa'nın türbesi belki İslam aleminde kıbleye bakmayan tek türbedir. Onu da bu adam yaptı. Ona yaptırdılar zaten. Bu adam inanılmaz işler yaptı. Bu adam İstanbul'dan çıkmadı 12 yıl boyunca. Sultan Abdülmecit her işi buna yaptırdı. Ayasofya Camii'nin önüne adliye nezareti yaptırdı buna. Yine yani bu adama eski Yunan tarzı interneti açın adliye nezareti binası diye arkadaşlar arasınlar Osmanlı dönemi fotoğraflarından bir görsünler. O bina Allah'tan diyor Turgut Cansever Üstad rahmetli Allah'tan diyor. Allah'ın bir lütfu olarak 1933 yılında yandı da o Ayasofya'nın önünde hiyula gibi dikilen bir Yunan eski Yunan mabet tarzı bir bina yok oldu. Tam böyle Ayasofya'nın önünde. Hatta Ahmet Cevdet Paşa tezakirinde e, diyor ki, o bina inşa edildiği vakit gayrimüslimler ayaklandı diyor. Museviler ve Hristiyanlar, özellikle e, Ortodokslar, dediler ki, siz bir e, Ortodoks normalde mabedi olarak yapılmış Ayasofya'nın önüne böyle bir şey dikemezsiniz. Padişahlar protesto ettiler diyor. Yani paganik Düş bir yapı aslında. Yani düşünün, ya. Müslümanların caminin önüne yapıyor, hı hı. Müslümanlardan ses çıkmadı, Ortodokslar ses çıkarıyor. Heh. Böyle bir çirkinliği nasıl konu Bu adam gene yaptı. Kimin emriyle yapıyor? Sultan Abdülmecid'in. Bozulma orada. Sultan Abdülmecid, İngiliz Büyükelçisi'nin balo davetine giden adam. Hı hı hı. Yani aynı adam. Dolayısıyla biz şahıslar üzerinden konuşmayalım ama bozulmanın da milatlarını nerelerde kendini gösterdiğini, bir mezar taşı, bir bu güzelim camilerin içine girip e, kendi kafasına göre batılı tarzda bir şeyler ekleme e, meseleleri maalesef bizim işte yabancılaşma tarihimiz yeni bir şey değil. Bakın Abdülmecit zamanı 1830'lardan başlıyor. 1860'lara kadar gider, Abdülaziz'e kadar. Demek ki o kadar yeni bir şey değil. Hep söylüyorum ya ben, iki asırlık, Hı -hı. hep söylüyorum, iki asırlık Koma halimiz. Roma hali. iki asırlık kendimizi evet. kaybetme tarihimiz. O iki asır dediğim o Abdülmecid'e, ikinci e, Mahmud'a yaslanan aslında zamandır. Oradan bir çıkmamız lazım. Kendimiz olmayı kıymetli görmemiz lazım. Belki vaktimiz varsa son bir bahiste de var değil mi? Lütfen. Biraz var mı? Aha, var hocam. Ee, yönetmen dostumuz 21 numaralı resmi yansıtırsa evet bu bir camiden bir görüntü değil. Daha külliyeye hiç girmedik. E, giremiyoruz. Vakit yok. E, hani ben de bu işin uzmanı değilim. Bu arada onu da anlatayım yani ben ben bu işlere yani ibretle bakmaya çalışan, o konuda araştırma yapıp okumaya çalışan bir insanım. Şimdi bu kitap ben bu kitabı okudum. İki cilttir. Bu ikinci cildi galiba. E, Süleymaniye Camii ve imareti inşaatı, inşaat defterleri. E, Ömer Lütfi Barkan'ın Allah rahmet eylesin. Çok e, iyi bir tarihçidir. Hı hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam 1970'lerde yayınlanmış, başlarında yayınlanmış iki ciltlik bir kitap. Bu kitap neyi anlatıyor onu dostlarımızla paylaşayım İçindeki çok benim için ilginç şeyleri de anlatayım. Evet. E, hepsini sizin için okudum. E, aklımda kalanları anlatayım. Siz okursanız sizde başka şeyler aklınızda kalır. Siz de bana anlatırsınız. O yüzden eğer bulabilirseniz bu kitabı bulmak biraz zordur. Yeni baskısı olmadığını biliyorum. E, varsa mutlu olurum. E, ama internetten PDF'si bazı web sitelerinde bulunuyor. Şimdi bu kitap aslında Süleymaniye Camii ve Külliyesi'nin inşaatı sırasında düzenli günlük kayıtlar tutuluyor. Niye? E çünkü Osmanlı bir kayıt medeniyeti. Bugünkü gibi değil öyle. Biz kendimiz gibi sanıyoruz. Yani geçmişi de öyle değil. Osmanlılar tarihin en arşivci milletidir. Bakın bunu açıkça söylüyorum. Yani devletler tarihi okumuşlar. Tarihin evet. bizim Tarihin en kayıtçı, en arşivci toplumu Osmanlılardır. Arşivcilik geleneği e, Roma'dan falan da çok ileridir. Tabi modern devletler onlar başka türlü çalışıyor. Ama modern devletlerin bile kaydetmediği şeyler mesela Osmanlı arşivlerinde vardır. Bir kulaklık kağıdı için, e, halinde bile kaydedilmiş şeyler vardır. Notları asla kaybetmezler. Şimdi bu inşaat defterlerinde de hangi işçi çalışıyor, adı nedir, sanı nedir, günlük kaç akçe yevmiye alıyor, gün be gün hangi işler yapıldı, kalfalar kimdi o sıradan, vardı ya da kim çalışıyordu. Ee, hatta çalışan gayrimüslim işçiler vardır, taş ustaları, efendim ahşap ustaları, demir ustaları, önemli bir kısmı Ermeni ve Rum'dur, özellikle Ermenilerdir. Çünkü onlar o konuda çok mahirdir zanaatlerde. Eee... Hatta işçilerin yaklaşık %60'ına yakını gayrimüslimdir. Taş hazırlayanlar şunlar bunlar. Tabi mimarlar Müslümandır ayrı mesele. Tabi Müslüman işçiler de var. Ama hemen hemen yarı yakın o. Mesela gayrimüslimlerin yoğurtularında, kendi dini bayramlarında onlara izin verildiği orada kaydediliyor. Bunları gördüm. Başka ilginç bir şey anlatayım. Bu bizim için gerçekten günümüz içinde çok güzel bir örnektir. Ee, Burada İstanbul Kadısı'nın, neden İstanbul Kadısı? Çünkü Sur içindeki yönetici İstanbul Kadısı'dır. İstanbul'da dört kadılık vardı. Tanzimat dönemine kadar yani Fransız modeli sisteme, idari sisteme geçene kadar. İstanbul Kadısı, Eyüp Kadısı, Galata Kadısı, Üsküdar Kadısı. Yani dört bölgeden oluşuyordu. Her bölgenin yöneticisidir. Kadı sadece hakim değildir. Oranın bütün idari işlerine bakan bugünün belediye başkanı ve valisi gibidir aynı anda. Neyse. İstanbul kadısı, yanlış hatırlamayayım, Karadeniz Ereğli'sindeki kadıya yazısı var. Bunun içine konulmuş Latin harfleri. Diyor ki: "Siz Süleymaniye Cami inşaatı için şu kadar çeki İstanbul'a kereste gönderecektiniz." Ben size bunu yazmıştım göndermediniz çünkü muhtelif yerlere kereste gönderilsin diye emirler yazılıyor ee, oradan hiç cevap gelmiyor Karadeniz Ereğlisi'nden gelen cevap da o da var diyor ki efendim diyor biz diyor gönderecektik ama diyor ormanın kenarında bir tane ev var İşçiler o evde kalsın diye ve hani günübirlik sürekli çalışsınlar diye ağaç kesinler diye o ev de diyor iki tane yetime ait babalarından, analarından kalmış. Yetimdir bunlar. Biz o yetimlere dedik ki işçiler burayı yatakhane gibi kullansın. Bakın camiye burası gidiyor. Padişah yaptırıyor cami. Müsaade edin. Dedik onlar dediler ki hayır biz müsaade etmiyoruz. Biz bunlarla şu anda münakaşa halindeyiz. O işi bir türlü bağlayamadık. O yüzden ağaç kesmeye başlayamadık. İstanbul Kadısı'nın cevabı ne abi? Tokatlayın atın onları. Kimmiş onlar? Padişah'ın camisi kardeşim bu. Bu mu? acaba? Hayır. Cevabı şöyle. Sakın ola o yetimlere herhangi bir şey yapmayasın. Çünkü Allah'ın mabedi yapılırken Allah'ın Kabe'si olan gönül kırılmaz. Yetim hakkına hele hiç el uzatılmaz. Onları ikna edene kadar uğraş. Ne istiyorlarsa ver. Kira, mira ne istiyorlarsa ver. İkna et onları. Ama sakın zulme sapma. Şimdi dünyanın en güçlü adamı, onun adamı, İstanbul Kadısı tabii ki onun adamı. Godum'u oturtturmaz mı? E, tabii ki. Bizim kafamıza göre öyle Osmanlı Godum'u oturtturan, Godum oturturan bir yer değil. Yani adaletli olduğu asırları bozulmadan evvelki usulleri öyle değil. Tevazuyu anlattık. Bakın adaleti de anlatıyorum. Hukuku da anlatıyorum. Yoksa kimdir yani iki tane teba Çekilin bakayım orada Bitti. Ya. Demiyor. Hayır. Onları ikna edene kadar bir cami yapacağız diye kalp kıramayız. Yetim hakkına el uzatamayız. Onlar ne istiyorsa paralarını ver. Üstüne üstüne ver. Sakın Benzeri bir şey Sultanahmet Camii'nin inşaatında olmuştur. Sultanahmet Camii tabii tam meskun bir yerde yapıldığı için yani orada zaten mahalle vardı. Ayasofya mahallesi sonuçta orası da e, Allah rahmet etsin birinci Ahmet çok muttaki bir adamdır. Yani evliya gibi bir adamdır. Aziz Mahmut Hüday Hazretleri'nin O birinci Ahmet zamanında abi orada taş taşıyan at arabaları tabii onlarla taşınıyor. Ağaç, ahşap taşıyorlar, inşaata malzeme taşıyorlar veya hafriyat taşıyorlar. 24 saat çalışıyorlar. Çevredeki halkı rahatsız etmesin diye tekerlere keçe sarılıyor ve toz kalkmasın diye de sürekli her arabanın arkasından sulama yapılıyor yerler. Padişah'ın bu konuda emri var. Kimseyi rahatsız etmeyesiniz. Devasa bir inşaat yapılmasına rağmen e ne derdi var? Rahatsız olursa olsun kim ulan bunlar? Hani padişah her dediği oluyor ya. Tabii canım gece gelip beton döküyorlar mesela bugün. <gülüyor> <gülüyor> Gecenin bir evet. vakti beton arabasını sesini. Halbuki o Bet kanuna da aykırı evet. yani. Evet. Çevre kanuna aykırı ha. veya belediye kanuna. Şimdi Dolayısıyla buradan mesela bu ahlak örneklerini sürelim. Yani gücün tek başına adil sayılmadığını ancak adil olan şeyin güç sayıldığını meşru güç e, kodumu tutturan güç değildir. Meşru güç Allah'ın ölçüsüyle iş yapan güçtür. O da adalettir. Bir şeyi yerli yerine koymak adalettir Arapça. Bir şeyi ait olduğu yerden başka bir yere koymak zulümdür. Zulüm illa milleti tokatlamak efendim Kafasına sopa vurmak değildir. O da bir zulümdür. Fakat bir şeyin hakkı olan şeyden farklı bir yere konması da ona zulüm olur. Cansız nesnelere de zulmedilir. Masaya da zulmedebiliriz. Niye? E, durmayacağı bir yere koyarsın. İnsanların ayağına çarpacağı bir yere koyarsın. Biz bunları hiç dikkat etmeyiz. Çocukları çocuk parkına göndeririz. Ben hep çocuklar gitmeden elimle önce hepsini yoklardım. Ben biraz pimpirikliyimdir bu konularda memleketimizde işin nasıl yapıldığını bildiğim için temelde. Böyle giderdim. Çivi mivi çıktıysa onları ayakkabımı falan çıkarıp ve oradan bir şey taş bulup onları yani hem çocuklarım için hem diğer çocuklar için ezmeye çalışırdım. Çünkü çocuk oradan kayacak, eli yırtılacak. Belki kaç tane yırtılıyor. E, umurumuzda mı? Değil. Mesela şunun e, tesviyesi umurumuzda mı? Buradakilerin umurundaymış maşallah da. E, bak şu mesela. Bizim pek umurumuzda değil. Ahlak nereden belli olacak? Buradan belli olur böyle çok büyük laf konuşmana gerek yok. Marangozsan insanların eline kıymık kıym kıym batmayacak şekilde bitireceksin. Demirciysen ona göre kaynak yapacaksın. Eğer şehir plancısıysan insanların geçişine engel olacak bir şeyleri mobilya olsun diye sağa sola koymayacaksın. İnsanların geçişi esastır. Oturacakları yerler ona göre planlanır. Şimdi biz adam her yere bir şeyler koyuyor. Abi yani engel atlamaktan biz herhalde atlet falan olsak bayağı dünyada şey yaparız. Engel atlamalar, kendimizi kaldırımdan sakınmalar. Bakın yaya kaldırımdan sakınıyor. Ondan evet. sonra diyorlar da, bu adam niye yolda yürüyor? E çünkü kaldırımın ne halde olduğunu biliyor musun? Mesela yağmur yağdı. Bizim Ankara'da öyleydi bir zamanlar. Nasıl bilmiyorum şimdi. Yağmur yağdı mı Ankara'da abi herkes cambaz olur. Niye? Kaldırım taşları oynar. O döşenen karolar. Onun altında su birikmiştir. Biz o kadar uyanık bir toplum olduk ki çünkü o kaldırımların altındaki suya basıp üzerine su diye e, seke seke insanlar yürür. Herkes öyledir. O yüzden bizim zeka çok keskindir insanların. Çünkü her an kaldırımda bile başına bir şey gelebilir. Bir araba gelip çıkabilir mesela. Şimdi bunlar Allah aşkına hoş şeyler mi? Yani biz komik gibi anlatıyoruz da değildir. Aslında çok kötü şeylerdir. Bugün bir arkadaşa söylüyordum mesela ben parklarda çok dikkat ederim böyle şeylere. Çocuk parkları veya oturduğumuz parklar, şehirlerin içinde hmm. e, nadiren gördüğümüz yerler, büyük şehirlerde özellikle. Dikkat ettim, hiç oval, kavisli, yuvarlakımsı, çimenlik alanlar yoktur. Yürüyüş yolları hep dikdörtgen, dik çizgiler şeklindedir. Ben uzun süredir bunun üzerine düşünüyorum, hatta bir yazı yazmayı da düşünüyorum. Çünkü bu bizdeki düşünmenin oraya yansıma halidir. Biz köşelerle düşünüyoruz. Demin dedim ya 0-1 hani Çin Çince söylemeyeyim aradım bayağı bir kelime. Ee, o şekilde düşünme. Bu en basit düşünmedir. Çünkü iki nokta sana yeter. Bir buraya koyayım bir buraya. Araya çizgi çizdin mi Yamuk yamukluya değil bir çizgi oluyor. Yeter. Halbuki mesela Osmanlı'da bu camide Süleymaniye'de kavisleri görüyorsun. Dik çizgileri de görüyorsun. Ama kavisi unutmuyor. Çünkü kavis insana bir hoşluk verir. Mesela şu arkada da var çerçeveler. Elips şeklinde olan şu anda benim mesela gözümü alıyor. Çünkü diğerleri dik açılarla o onda açı yok. Dairemsi şeylerde açı olmaz. O çok zordur. Geometrik ve matematiksel olarak zor olanı onu yapabilmektir. Düzgün bir daire çizmek şuradaki gibi zordur. Dik şeyler yapmak kolaydır. Çünkü o türdeştir, çoğaltılabilir, kopyalanabilir. Ee, elips üretmek çok zordur. Şimdi yani bilgi gerekiyor ve zahmet gerekiyor. Abicim biz mesela Batı ülkelerinde gittiğim vakit, hele Fransa'daki mesela bahçeler, İngiltere'dekiler, büyük parklar, çimenlik alanlar ve yürüyüş yolları hep böyle gezintilidir. Niye? O eğimi takip eder. E, oturacak yerlere doğru seni götürür ama uzaklaşmak isteyenler için de onu alır başka. Böyle böyle değildir. Bizdeki gibi değildir. Ya. Bizde çiz kardeş dümdüz gitsin. Bulvarlarımız da öyledir. Bizde bulvar geleneği yoktur. E, İstanbul'daki, Ankara'daki, şuradaki, buradaki bütün geniş büyük yollar dümdüz giden yollar hep Cumhuriyet döneminde binlerce tarihi eser yok edilerek özellikle de Menderes döneminde 1955 ve 56, 57 yıllarında işte Vatan Caddesi gibi, Millet, Ordu Caddeleri gibi daha birçok. Dümdüz gidiyorsa bil ki orada korkunç bir katliam yapılmıştır. Tekkeler, camiler. Tabii bunlar da yıkıldı. Tabii. İpi çekiyorlardı abi. Aradakilerini yık bu O şekilde yıkıldı. Fotoğrafları var. Onu da internetten görebilirler. Bunu eleştiren Turgut Cansever gibi gerçek tevhid ehli, gerçek işinin ehli olan günümüzün mimar Sinanları devre dışı bırakıldı. İnanın o zaman da bırakıldı, muhafazakar hükümetler zamanında da bırakıldı. Çünkü rantı eleştiriyordu. Yapmayın diyordu. Hı hı. Turgut Cansever diyordu ki, insanların ahlakını yansıtır şehirler. Ahlaksız insanların ahlaklı şehir üretmesi mümkün değildir. O yüzden insandan başlamak gerekir işe derdi. Osmanlı üzerine o mimariden almamız gereken ibretler konusunda benim çok istifade ettiğim ve bütün dostlara da tavsiye ettiğim Turgut Can sever Rahmetli'nin Allah rahmet lütfen kitaplarını, mülakatlarını okuyun. O size günümüzle ilgili birçok ışık verecektir, birçok sizin sorununuzun çözümlerine anahtar olacak şeyler içeriyor. Çünkü gerçek bir muvahit Yani öyle slogancı falan da değil, İşiyle muvahit adam. <laughs> Yaptıklarıyla. E, bir, bir de yani teknik anlamda çok ileride olan ama işin ee, neyine denir hocam? İlmine. işin tefekkürüne e, yabancı insanlar olabiliyor. Ya da tefekkürüne e, vakıf olabiliyor. O dünyaya vakıf olabiliyor. Tekniğine yabancı olabiliyor. E, merhum Turgut Cansever ikisini bir araya getirmiş. Mezcidmiş ee, tabii evet. ki. Yani günümüzün Müstesna olmamız gereken olmatesi. insan e, örneklerinden birisi. Evet bir eser üzerinden... E, günümüzde de Allah rahmet etsin Gani Gani an, an. bugünün Mimar Sinan'ı on tıpkı yani onun gibi düşünmüş, onun gibi davranmış e, evet. onun için mütevazı aynen onun gibi. Evet. evet. bir ismini de almış olmak güzel oldu. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Allah Sağ olun. razı olsun. Çok istifade. Allah istifad senden ettim. razı olsun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Efendim çerçevede e, bir külliyeyi Süleymaniye Külliyesi'ni Kıymet hocamızla birlikte e, yapılışından sürecinden bir takım anekdotlarla, bir takım resimlerle, bir takım e, görüntülerle e, ele almaya çalıştık. Bu e, hocamızın da işaret ettiği gibi okunarak iki ciltlik bir eser var ve da, devamlı birçok mese var. Daha da e, detaylı bir şekilde e, üzerimize almamız gereken bir ödev gibi geliyor bana ve. E, yine etrafımızda gördüğümüz o medeniyetimiz derken hep bahsettiğimiz gözümüzün önünde duran eserlere karşı da böyle bir vazifemiz olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Ve bütün bugüne de oradaki güzellikleri, düşünceyi en önemlisi de yaşam, yaşam tarzını, hayatı bugüne de taşıyalım diye kapatmak istiyorum efendim. Allah'a emanet olun. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.